Sayın TÜRMOP Denetim Kurulu Başkanı, çok Sayın İstanbul Mali Müşavirler Odası Oda Sekreterimiz, Oda Saymanımız, çok değerli kurul üyeleri, çok saygıdeğer hocalarımız ve değerli meslektaşlarımız, küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standardı taslağı konulu panelimize hoş geldiniz. Açış konuşmalarını yapmak üzere Oda Sekreterimiz Sayın Erol Demirel'i kürsüye davet ediyorum. Evet, TÜRMOP'un çok değerli denetim kurulu başkanım, odamızın çok değerli kurul üyeleri, eğitmen arkadaşlarım, ilçe temsilcilerimiz, bugün odamızı kurulları ve temsilcileri nezdinde çok fazla arkadaşlarımız da var. Onlara da çok teşekkür ederim ve değerli katılımcı arkadaşlarım, meslektaşlarım. Ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hocalarımıza da başta bugün moderatörlüğümüzü yapacak Profesör Doktor Volkan Demir, Galatasaray Üniversitesi. Yine Doçent Doktor Oğuzhan Bahadır, Galatasaray Üniversitesi. Ve yine Kamu Gözetim Kurumu'ndan temsilcimiz, uzman Emre Şentürk Bey aramızdalar. Çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Onlara da katılımları için çok teşekkür ediyorum. Şimdi fırsat bulmuşken sizlerle, yani panelin bir değerlendirmesini yapmadan önce bazı oda etkinliklerimiz hakkında kısa, bugünlerde yaklaşmakta olan etkinliklerimiz hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. İzninizle. Öncelikle Kamu Gözetim Kurumu eğitimlerimiz biliyorsun KGK'nın sürekli zorunlu eğitimi kapsamında devam eden eğitimlerimiz devam ediyor bugünlerde. İşte 19 Ağustos'ta İSMO Akademi'de ilgilenen arkadaşlarımız vardır, takip eden arkadaşlarımız vardır ama ben bilgilerini şöyle bir geçmek istiyorum. Bağımsız denetimde kilit denetim konuları ve sürekli başlığında bir eğitimimiz olacak. 21 Eylül'de aynı şekilde başlayacak finansal araçlar ve hasılat konusunda. 27 Eylül'de de yine İSMO Akademi'de önemli yanlışlık riskleri ve önemlilik düzeyi, kiralamalar standardı konuşulacak. Bunlar anlatacak eğitim konuları. Bu konuda ilgi duyan arkadaşlarımız var ise onlar bu eğitimlere katılabilecekler. Yine her dönem yaptığımız gibi bilirkişilik eğitimleri de gündemimizde odamız tarafından yapılmakta olan 13 Eylül'de Kadıköy Eğitim Birimimizde, 14 Eylül'de Akademi Eğitim Biriminde, 26 Eylül'de de Şirin Evler Eğitim Birimimizde bilirkişilik eğitimleri başlayacaktır. Tabii kurslarımız hepinizin bildiği gibi takip ettiği gibi devam ediyor. Staja başlama kursları, SMM yeterlilik kursları ve YMM hazırlık kursları şeklinde. Bu dönem yine daha önceki dönemlerde planlanan ve bu dönemde de devam etmek arzusu içerisinde olduğumuz özellikle Excel'de finansal verilerin analizi konulu bir eğitimimiz var. Bu da 4 Ekim'de Beyoğlu Eğitim Birimimizde olacak. İlgilenen arkadaşlarımıza yine bunu da buradan duyurmuş olayım. Bu arada İstanbul Valiliği ile birlikte 27 Eylül'de bir panel veya konferans bir arada olan bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu toplantı The Marmara Oteli'nde olacak. Yine bugünkü saatlerde, bugünkü panelin saatleri içerisinde gerçekleştirilecek. Onun konusu da yabancı uyruklu işçiler. Yani Türkiye'de özellikle tabii İstanbul'da da çok daha belirgin önemli sorunların olduğu konuşuluyor. Yabancı uyruklu işçilerin istihdamıyla ilgili, yabancı uyruklu firmaların kurulması ile ilgili, orada çalışmak isteyenlerle iş, yani hem ikamet başvurusunda bulunanlar hem çalışma başvurusunda bulunanlarla ilgili önemli sorunların olduğu belirtiliyor. Doğrudan doğruya İstanbul Valiliğinden katılımcılar ve Ankara'dan katılımcılarla bu konuda önemli bilgilendirmeler yapılacak. Bu konuyu biliyorsunuz takip eden, bunu profesyonelce yapan arkadaşlarımız var. Yani buralara müşavirlik, bu konularda iş yapan arkadaşlarımız var. Onların bu toplantıya katılmaları önemli olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi bugünkü panelimizin konusu ortada tabii. Biz
biliyorsunuz daha önce Marmara Üniversitesi ile işbirliği halinde özellikle BOBİ finansal raporlama standardı ile ilgili iki önemli çalıştay düzenlemiştik. Bir tanesi o standardın daha tasarı halindeyken panel düzenledik. Orada önemli görüşler ortaya kondu. Kamu Gözetim Kurumu'na bu görüşler iletildi. Ardından da standart haline geldikten sonra tasarı tekrar bir çalıştay düzenlendi. Orada da onun uygulaması enine boyuna anlatıldı, tartışıldı. Yani konuyu, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bugünkü panelimizde yine küçük ve mikro ölçekli işletmelerin finansal raporlama standardı olacağı anlaşılan bir standardın taslağını, daha doğrusu tasarısını konuşacağız. Kamu Gözetim Kurumu web sayfasına koydu ve görüşmeye açtı. Volkan hocamıza, bugün moderatörlüğünü yapacak Volkan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi bu tasarının da tabii 640 bin civarında işletmeyi ilgilendireceği ortaya konuyor. Kamu Gözetim Kurumu'nun web sayfasında bu kadar önemli bir sayıda işletmenin bu standardı uygulaması söz konusu olacak önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla bizim meslek mensuplarımız açısından da önemli hedef kitledir. Hemen hepimizin müşterileri olan bir kitleden söz ediyoruz. Dolayısıyla onların uygulayacağı bir finansal raporlama setinin tartışılması, görüşlerin ortaya konması, eleştirilerin ortaya konması, kaldı ki Kamu Gözetim Kurumu da zaten bu konuda bazı soruları kendi web sayfasına koymuş. Tahmin ediyorum o sorularda bugün akademisyenlerimiz tarafından özellikle değerlendirecek, sizlerin de görüşlerini açılacak. Dolayısıyla o da olarak da böyle bir sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Tabii bu standartla birlikte 3 tane temel standarda sahip olmuş olacağız finansal raporlama açısından. Zaten kamu yararını ilgilendiren işletmelerle ilgili TAMSEF finansal raporlama standartları uygulanıyor. Ardından BOBİ finansal raporlama standardı, bağımsız denetime tabi olup da TAMSET'i uygulayamayanların uygulamaya başladıkları 2018 yılından bugüne ve bir de artık bu finansal raporlama standardı, yani küçük ve mikro işletmeler finansal raporlama standardını gündemimizde. Onun da anlaşılan şu ki, taslak hali için söylüyorum tabii, 2021 yılından itibaren yürürlüğe girmiş olacak ve 2022 finansal tablolarına da uygulanması öngörülüyor taslağa baktığımızda. Burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Biraz önce işte sohbette de kendilerine ilettim. Tabii birçok çalışma yapabiliriz. İşte şu anda BOBİ finansal raporlama standardı var, uygulanıyor. Küçük ve mikro işletmeler finansal raporlama standardı belki önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Ama önemli olan bunların gerçekten ilgili çevrelerce kabul edilip edilmeyeceği. Yani bu konuya örneğin Maliye Bakanlığı nasıl bakıyor? Örneğin diğer finansal kurumlar bu finansal tablolara, yani bu standarda göre hazırlanmış finansal tablolara üzerinden mi işlem yapacaklar? Bunları mı talep edecekler? Yoksa biz yine vergi kanununa göre bir taraftan işlerimizi yapıp finansal tablolarımızı hazırlayıp ardından bir diğer işletmeler için de yeniden finansal tablo hazırlamak mı zorunda kalacağız? Bu kamu kaynaklarının kullanımı açısından, meslek mensuplarının enerjilerinin kullanımı açısından, bu kadar yoğun süreçleri yaşayan meslek mensupları açısından da baktığımızda, ülkemiz kaynaklarının kullanımı açısından da baktığında çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Tabii diğer taraftan biraz önce yine söyledim, siz de takip ediyorsunuz yakından, geçtiğimiz yılın sonuna kadar, daha doğrusu geçtiğimiz yılın sonunda Kamu Gözetim Kurumu yeni bir tek düzen muhasebe hesap planı taslağı web sayfasına koydu. 2019'un yanılmıyorsam Mart ayına kadar da görüşler aldı. Tabii bu tek düzen muhasebe hesap planı, yeni hesap planı da biraz önce konuştuğumuz gibi ne şekilde hayata geçecek? Vergi Kanunu ile birlikte muhtemelen ortak bir tebliğle yayınlanması söz konusu olacak. Burada da müthiş enerji gerekecek. Bildiğim kadarıyla, baktığım kadarıyla neredeyse o kadar hesap kadar, yani mevcut hesap kadar yeni hesaplar ekleniyor. Yeni açıklamalar
giriyor hesap planına. Toplayacak olursam bu kadar. Bunları tabii meslek mensupları olarak ilkesel anlamda doğru buluyoruz. Yani nedir? Türkiye'de finansal raporlamada uygulama birliğinin yaratılması, meslek mensuplarının da enerjilerinin en iyi şekilde kullanılması anlamında önemli çalışmalar. Çünkü biz her yeniliğe gerçekten açık bir grubuz. Bunları anlamaya çalışıyoruz, bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Ciddi bir mesai harcıyoruz, ciddi bir kaynak ayırıyoruz. Ve ancak daha sonra bunlar rafa kaldırıldığı takdirde de bütün emeklerimiz boşa gidebiliyor. Hatırlayacaksınız, ticaret kanununda bütün bunlar konuşuldu. Yeni bir ticaret kanunu, yeni heyecanlandık. Türkiye'de bütün şirketler bağımsız denetim kapsamında olacak dendi. Ama geldiğimiz noktada geçiş süreci açısından baktığımızda bugün anladığım kadarıyla 8 bin civarında şirket bağımsız denetimin kapsamında, diğerleri kapsam dışı olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Türkiye'deki işletmelerin denetim açısından ciddi bir boşluk da olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü daha önceki ticaret kanununda biliyorsunuz murakıplık denilen bir sistem vardı, o da ortadan kaldırıldı. Böylelikle bir boşluk da var. Uzunca bir yıldır, yani 2-3 yıldır, belki daha fazla Volkan Hocam hatırlayacaktır, Ticaret Bakanlığı'nın çekmecesinde bekleyen bir tasarıdan söz ediyoruz. Bu bir bağımsız denetim değil. Bağımsız denetime çok yakın bir denetim ama yapılacaktı. İşte meslek mensupları da işte hangi finansal raporlama çerçevesine göre bu bağımsız denetimi gerçekleştireceklerse ona göre bağımsız denetimi gerçekleştireceklerdi. Demek istiyorum ki bu enerjilerimiz umarım ki bundan sonra daha doğru kullanılır. Özellikle bu yoğun süreçte hele hele gerçekten bu yoğunlukla birlikte meslek mensubunun buradan bu emeğinin karşılığı olarak belirlenen tutarların da çok düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda bunların optimum bir noktada buluşması umarım ki sağlanabilir. Evet, ben son olarak şunları söylemek istiyorum. Bu panel demin saymış olduğum sebeplerden dolayı bizim için her açıdan önemli. Buradan ortaya çıkacak sonuçlar, eleştiriler, öneriler inanıyorum ki Kamu Gözetim Kurumu tarafından da diğer regülatör kurumlar tarafından da dikkate alınacak ve o yönde düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır. Tek beklentimiz, tek dileğimiz bu ülkenin hem yaşayan bir yurttaş olarak hem bir mali müşavir olarak gerçekten ülkemizin kalkınmasına, kaynaklarımızın etkin kullanımına çok önem veriyoruz. Gelişmelerin de bu doğrultuda olmasını bekliyoruz. Ben bu çerçevede bütün başta moderatörümüz Profesör Doktor Volkan Demir, Oğuzhan Bahadır Doçent Doktor ve uzmanımız Emre Bey, Emre Şentürk'e bugünkü bilgilendirmeleri için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki siz katılımcılara, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün işte bir taslak konuşuyoruz nihayetinde. Ne kadar önemsiyorsunuz, hem bu işimize duyduğumuz sorumluluğu gösteriyor, hem de işte bu geleceğin şekillenmesi için şekillenmesine ne kadar önem verdiğinizi gösteriyor. O anlamda sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki buradasınız. Şimdi bir gelenek başlattık bir süredir. Ben o doğrultuda konuşmacılarımıza birer teşekkür ediyoruz her konuşmanın sonunda. Plaketlerini veriyoruz. Biz aslında panellerin sonunda ya da işte konuşmaların, seminerlerin sonunda genelde bu teşekkür plaketlerimizi veriyoruz ama bugün başlangıçta bunu yapacağız. İnanıyorum ki hocalarımız, katılımcılarımız bu plaketleri alır almaz gitmezler hemen. Çünkü öyle bir şey, Volkan Hocam'dan özellikle alır gibiyim. Şimdi evet, bugünkü panelimizin moderatörlüğünü yapacak Profesör Doktor Volkan Demir'e plaketini vermek istiyorum. Buyurun hocam. Bininci fotoğrafımız olabilir. Evet. Çocukluğumdan beri onun fotoğraf çektiriyor.
Teşekkürler, sağ olasın. Şimdi burada yönetim kurulu üyemiz Gülgün Hanım var. Gülgün Öztürk'ü de buraya davet edeyim. Oğuzhan hocamıza da plaketini vermek üzere Oğuzhan Bahadır'a Gülgün Hanım'ı davet edeyim. Evet, Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Başkanımız burada Filiz Hanım. Onu da görüyorum. Umarım şey yapmıyorum, Nazım abiyi çağırmam gerekiyordu. O da affetsin beni. Böyle buradan bakarak Filiz Hanım'ı çağırıyorum. Onu da uzmanımız, KGK temsilcisi Emre Şentürk'e plaketini vermek üzere. Evet, Tesmer Başkan Yardımcımız burada, Nazım Bey burada, diğer arkadaşlarımızla birlikte bir toplu fotoğrafta alalım isterseniz. Ondan sonra da panelimize başlayalım. Şuraya rica ediyorum hocam sizi. Sizleri de alalım arkadaşlar. Buyurun buyurun arkadaşlar. Ben başarılı bir panel olacağını diliyorum. Hepinize katılımınız için çok da tekrar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Açık mı? Efendim iyi günler. Hepiniz hoş geldiniz. Ya, okullar açılınca biliyorsunuz artık şey bizim de dönem başlıyor, çalışma dönemi. Direkt okullara odaklıyız. Yazın kimi arasam tatildeyim, çocuklarla işte kamptayız, mamptayız bir şeyler söylüyordu. Şimdi herkes burada. Tekrar hoş geldiniz. Konumuz küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standardı taslağı. İki tane değerli konuşmacımız var. Ben de birkaç bölümde konuşmacı olacağım ama iki tane değerli konuşmacımız var. Biri Oğuzhan hocamız, tanıyorsunuz zaten. Biri de Emre Bey. Onu da ben tanıyorum eskiden beri. KGK'nın genç uzmanlarından, çok başarılıdır. Şimdi biliyorsunuz bizim muhasebe standartları, daha doğrusu raporlama standartları bununla beraber 3 faza ayrıldı. Bir tane TFRS setimiz var, Uluslararası Muhasebe Standartlarıyla tam uyumlu birebir tercüme. Bizim ilk yerel standartımız BOBI FRS dediğimiz bir standartımız var. Büyük ve orta boy işletmeler için. Bir de bizim hep eleştirdiğimiz bir şey vardı. Ya BOBI'ye ihtiyacımız var ama bizim daha çok KOBI'ye ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu KOBI diyorduk. Şimdi onun da BOBI'si çıktı. Şimdi bir de KÜMİ'si, küçük ve mikrolar için olanı var. 3 fazla. Tabii bu standartlar tek başına, TFRS de dahil, uluslararası standartlar tek başına bir işe yaramıyor. Benim şahsi fikrimdir, kimseyi de bağlamaz. Denetlenmeyen finansal tablo bana sorarsanız yok hükmündeki finansal tablodur. Ticaret Kanunu bunu net koymuş. Dolayısıyla bunun bazı diğer yasal düzenlemelerle de tamamlanması gerekiyor. Nedir o? Bu standartla beraber bizim bu standartlara uyumlu bir hesap planı sistematiğimizin vücuda gelmesi gerekiyor. Bu standartla beraber bizim yıllardır savunduğumuz en azından küçük ve mikroların basit bağımsız denetiminin meslek mensuplarınca yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu finansal tabloların bir denetimden geçmesi gerekiyor. İkincisi, biz yıllardır vergi amaçlı finansal tablo yapıyoruz ama hepimizin şu an içinde olduğunu biliyorum. Küçük işletmeler, mikro işletmeler, start-up'lar dediğimiz, girişimciler dediğimiz işletmeler satılıyor.
yatırımcı girmeye çalışıyor. Artık bu uluslararası muhasebe standartlarının oluşma mantığı küçükler için de oluşmaya başladı. Niye standartları yazdılar? Yatırımcılar darmadağınık bilgileri anlamıyordu. Derli toplu bilgi istediler. Şimdi küçükler için de aynı şey söz konusu. Dolayısıyla bu standartları biz çok fazla vergiye yaklaştırmamalıyız. Vergi başka bir şey. Her ülkenin başka bir amacı var. Dolayısıyla biz bu standartları ülkemizin yerel standartları olarak koymalıyız. Bir de Allah'ın kelamı değil. Bunlar eleştirilebilir. Ekonomik düzen değiştikçe de bunları değiştirmeliyiz. Birlikte hareket etmeliyiz. Şimdi bu standartlara geçmeden önce Kürt'ten ben size birkaç... Emre Bey'le ilk önce başlayalım. Ondan sonra benimki şey yapalım. Bu standartların Kamu Gözetim Kurulu tarafından bir oluşturma mantığı var. Acaba bizim sorularımız şuydu KGK'ya. Neleri esas aldınız? Ne düşünerek bunu çıkardınız? Acaba değerleme ölçeğiniz teorik olarak çıktı bazlı mı, girdi bazlı mı? Yani maliyet bazlı mı, piyasa değeri bazlı mı? Gibi sorularımız var. En iyi bu soruları cevaplayacak kişi de Emre Bey. Sizi dinleyelim Emre Bey. KGK evet. Ne düşünerek yaptı bu standardı? Başımıza ne gelecek? Ben bir bu kömür FRS'nin hazırlanması sürecinde yaptığımız çalışmalar, bölüm bazında esas aldığımız ilkeler, Volkan Hocam'ın da belirttiği gibi maliyet yaklaşımı yoksa işte gerçi uygun piyasa değeri yaklaşımı. Ona ilişkin bir küçük bir sunumum var. Onu yapayım. Sorulara cevap vermiş olurum bu şekilde. Eksik aldığımız yerlerde de yine cevaplarım. Tabii, şöyle kürsüye tabii. Geçeyim ben. Öncelikle ben İstanbul SMM Odası'na teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz, dinlemeye geldiniz. Siz değerli katılımcılara da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Bu küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standardı, Volkan Hocam'ın da bahsettiği gibi bizim TFRS TAMSET hazırdı. BOBİ FRS'yi hazırladık, yürürlüğe koyduk. 1-1-2018 itibariyle de finansal tabloların hazırlanmasında finansal raporlama çerçevesi olarak uygulamaya konuldu. Eksik olan kısmımız küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standardıydı. Bunun da biz taslağını hazırladık, kamuoyu görüşüne sunduk. İnşallah kısa bir sürede de yayınlamayı nihai hale getirip yayınlamayı planlıyoruz. Planladığımız 1-1-2021 finansal hesap döneminin finansal tablolarının hazırlanmasının da uygulanması. Bunun işte karşılığı ne olur? Burada hani sade karar alıcılar, yani sade kamu gözetimi kurumu olarak biz hani yetkili değiliz. Biz hazırlanmasını yaptık. 2021 hesap dönemi için uygulanmasını planlıyoruz ama uygulamaya ne zaman girer onu hani zaman gösterecek. En azından bu bahsettiğimiz 640 bin işletmenin hepsinin uygulamasına ne zaman başlanır onu birazcık zaman gösterecek. Sunum planımda öncelikle bu Türkiye ülkemizdeki finansal raporlama çerçevesinin ne olduğu, neden kümü FRS'ye ihtiyaç duyulduğu, kümü FRS'nin kapsamına giren işletmelerin hangi büyüklükte olduğu, biz bu kümü FRS'yi hazırlarken hangi hazırlık çalışmalarını yaptığımız, neleri baz aldığımız, nerelerden yararlandığımız ve bunun sonucunda ortaya çıkan küçük ve mikro işletmeler finansal raporlama standardının temel özelliklerinin neler olduğu ve sonrasında da bölüm bazında, önemli bölümler bazında, hepsi olmasa da BOBİ FRS ve MUSUGUT'ta karşılaştırmasını sizlere aktaracağım. Son olarak da kamuoyu görüşünü açtığımız 12 Temmuz itibariyle biz bu çalışmaları tamamlayıp kamuoyu görüşünü açmıştık. 16 Eylül itibariyle de bu süre doluyor. Bu görüşü açtığımız hususların neler olduğu, sizlerden hangi konularda, tabii standardın geneli için de görüş beklemekteyiz. Ama özellikle hangi konularda sizlerden görüş talep ettiğimiz konusunu anlatacağım. Ve son olarak da açıkçası hepimizin malumu bu
Kümü FRS yürürlüğe girerse, uygulamaya girerse karşılaşabileceğimiz zorlukların neler olduğuna kısaca değinip sunumumu sonlandıracağım. İlk olarak ülkemizdeki finansal raporlama çerçevesinin ne olduğuna kısaca bakacak olursak, biz kamu yararını ilgilendirilen kayık dediğimiz kuruluşları TFRS TAMSET uygulamakla sorumlu tutmuştuk. Kayık dışında kalan işletmeler için de bağımsız denetime tabi olup da kayık dışında kalan işletmeler için de bildiğiniz üzere BOBİ FRS'yi getirdik 1-1-2018 tarih hesap dönemi itibariyle. Ondan önce Musugut artı ilave hususlar uygulanıyordu. Bunun dışında kalan bağımsız denetime tabi olmayan işletmeler için de Kümü FRS'nin uygulamasını uygulamaya konulmasını biz planlıyoruz. Burada yaklaşık 1600 kayık kapsamında işletmemiz var. Bunlar işte TMS, TFRS uyguluyorlar. Büyük ve orta boy, yani BOBİ FRS uygulayan yaklaşık 6000 işletmemiz var. Bunların 2000 tanesi BOBİ FRS'de yer alan, bu varlıkları 75 milyon TL, hasılatı 150 milyon TL ve üzeri, çalışan sayısı da 250'yi sağlayan büyük işletmeler kısmını oluşturuyor. 4000 tanesi de orta boy BOBİ FRS'de yer alan, 35 milyon aktif büyüklüğü, 70 milyon hasılat, 175'te çalışan kriterini, en az bunlardan ikisini sağlayan, kriteri sağlayan orta boy işletmeler BOBİ FRS'nin kapsamına giriyor. Bunlar bağımsız denetime tabi olan işletmeler bahsettik. Bunun dışında kalan da bizim Ticaret Bakanlığı'ndan aldığımız, maliyeden aldığımız verilerle bunları süzgeçten geçirdik. Bu iki bizim biraz sonra bahsedeceğim kriterleri sağlayan işletmeler. Yaklaşık 640 bin bizim hesapladığımız bir işletme var. Hani bu açıkçası Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, hani onların bizim çalışma komisyonunda oradan da üye vardı. Onlar yaklaşık 900 bin, 1 milyon işletmeden bahsediyordu ama bizim yaptığımız hesap 640 bin en azından işletmenin bu Kümü FRS'nin kapsamına dahil olacağı. Biz bu finansal raporlama setini hazırlamaya neden ihtiyaç duyduk? Bu soru açıkçası önemli. Bizim çıkış noktamız aslında bu soruyla başlıyor. Burada bir kere finansal tabloların amacının gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgiler sunmasıdır. Açılış konuşmasında da bahsedildi. Hani biz finansal tabloları vergi idaresine ya da işte vergi toplansın diye şu anda ülkemizde hazırlanıyor. Ancak yani temel amacımız bu değil. Biz buradan finansal bilgi oluşturmamız gerekiyor ve bu finansal bilgiyi de faydalı finansal bilgiyi oluşturmamız gerekiyor. Burada karar alıcılar, finansal tablo okuyucuları hazırlanan finansal tabloyu eline aldığı zaman burada üretilen faydalı finansal bilgiden faydalanıp karar alması gerekiyor. Bizim ürettiğimiz bu bilginin bir işe yaradığını, nerelerde kullanılabildiğini görmesi gerekiyor. Bunlara yönelik bizim finansal tablo hazırlamamız gerekiyor temel olarak. Yani vergi idaresi yine hani oraya finansal tablo hazırlanacak ama hani bizim asıl amacımız faydalı finansal bilgi üreten finansal tabloları hazırlamak. Bu çerçevede de Musugut bu amacı çok karşılamıyor hepimizin malumu. Burada değerleme hükümleri yer almıyor ve hani vergi amaçlı düzenlenmiş bir finansal raporlama çerçevesi. Burada işte amortisman uygulaması, kıdem tazminatı uygulaması, reeskont uygulaması, bunlar hep ihtiyari bırakılan uygulamalar. Burada önemli olan Musugut'ta vergi matrağına ulaşma, bunu maksimize etme. Ayrıca burada finansal tablolar gerçeğe ve ihtiyaca uygun olmadığı için finansal tablo kullanıcıları da yani burada ya karar alırken kullanmıyor ya da hani bunu kullansa dahi etkili kararlar alması önünde bir engel teşkil ediyor. Bu çerçevede biz bu ihtiyacı gidermek için
TMST FRS'leri yayınlamıştık. BOBİ FRS'yi yayınlamıştık bu sahikle. Şimdi de KÜMÜ FRS'yi yayınlamış bulunuyoruz. Bunun da hani uygulamaya geçmesini arzu ediyoruz. Burada bizim işletme büyüklüğümüz, bu KÜMÜ FRS'nin kapsamına gelen işletme büyüklüğüne bakacak olursak, bizim üst sınırımız bağımsız denetim kapsamı. Bağımsız denetime tabi olma şartları. Alt sınırımız da bilanço esasına göre defter tutma hadleri. Bu arada altta bilanço esasına göre defter tutan, üstte de bağımsız denetime tabi olma kriterlerini, bu arada kalan işletmeleri bizim KÜMÜ FRS'yi oluşturuyor. Burada küçük ve mikro ayrımına ise 34 sayılı AB direktifinde belirtilen ölçütleri baz alıp burada bir ayrıma gitmeyi biz planlıyoruz. Burada küçük işletme tanımını kapsayan işte 4 milyon euro aktif toplamı, işte 8 milyon euro net satış hasılatı ve 50 çalışandan küçük olan işletmeler, 350 bin euro aktif toplamı, 700 bin euro net satış hasılatı, ondan da büyük olan 10 kişiden de fazla olan çalışan sayısında sahip olan işletmeler küçük tanımına giriyor. Bundan bu sınırın altındaki işletmeler de bilanço esasına göre defter tutma hadlerini sağlayıp bu sınırın altında yer alan işletmeler de bizim bu küçük ve mikro işletmeler standardında mikro işletme tanımına giriyor. Biz kamu gözetimi kurumu olarak bu KÜMÜ FRS'nin hazırlık çalışmalarında yaklaşık bizim bir yıldan fazla bir süresini aldı. Hani hazırlık çalışmalarını da baz alırsak. Burada AB direktif ve diğer ülke uygulamalarını gözden geçirdik. Burada işte İngiltere'nin küçük mikro işletmeler için uyguladığı FRS 105 var. İşte Endonezya'nın uyguladığı var, Hindistan'ın uyguladığı finansal raporlama sistem çerçeveleri var. Bunların incelemesini biz gerçekleştirdik. Sonra ülkemizde uygulanan Musugut ve VUK hükümlerinin detaylı bir çalışmasını yaptık. Sonradan biz bu çalışmalar neticesinde 22 bölümlük bir taslak hazırladık. Bu taslak sonucunda da Şubat ayı gibi bir komisyon oluşturduk. Komisyon çalışmalarına başladık. Komisyonda bugün burada olan Nazım Bey'den de katkı aldık. Sağ olsun. Masum Türker Bey yer alıyordu. Hocalarımız, üniversiteden hocalarımız yer alıyordu. Nalan Hoca vardı, Aslan Kaval Hoca vardı. Yıldız Ayanoğlu Hoca vardı, Rafet Aktaş Hoca vardı. Bunlardan biz katkı aldık bu konuda. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'ndan temsilci vardı. Maliye Bakanlığı'ndan bir temsilci vardı. Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden temsilci istedik. Yani sonuçta bu işin muhatabı olan kesimlerden biri de o. Bankalar Birliği'nden, biz bunu da çok önemsedik. Bankalar Birliği'nden özellikle temsilci istedik. Bizim 5 toplantı yaptık. Bu 5 toplantının yaklaşık 3 tanesine Bankalar Birliği'nden de katılım aldık. Ve bazı bölümlerde onların da katkıları bizim için önemli oldu. Bu çerçevede biz 5 tane toplantı gerçekleştirdik ve işte Şubat'ta başladık. Biz bölümleri tek tek üzerinden geçerek komisyondaki katılımcılardan hepsinden bölümler bazında geri dönüş alarak Nisan ayında bu 5 toplantıyı yapıp biz komisyon çalışmalarımızı tamamladık. Komisyondan gelen görüşleri de dikkate alarak kendimiz bir kurum içinde bir çalışma daha yapıp bu görüşleri dikkate alarak 12 Temmuz itibariyle biz bunu görüşe taslak haline nihai hale getirip 12 Temmuz itibariyle de kurum sitemizde biz görüşe açtık. İşte 16 Eylül'e kadar görüş talep ediyoruz. Şu ana kadar hani görüşler geliyor, biz değerlendiriyoruz. Bugünkü bu toplantının da bu konuda ben faydalı olacağını düşünüyorum. Sizlerden geri dönüş bekliyoruz. Özellikle bu spesifik olarak görüş talep ettiğimiz 5 tane husus var. Yani en azından bunlara ilişkin sizlerin, hani burada biz değerli hocalarım da bölüm bazında anlatacak bunları. Ben hani ben giriş yapıyorum. Hani buradaki bu anlatımın da
sizlere faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun üzerine sizlerden de görüş talep ediyoruz ve bu görüşleri de çok önemsiyoruz. Yani bizim şöyle bir yaklaşımımız yok. Yani bunu uygulayacak olan sizlersiniz. Yani bu bunun paydaşlarından biri de sizlersiniz ve en önemli kısmını sizler oluşturuyorsunuz. Burada uygulayıcı olarak piyasadan gelen, piyasada aktif rol alan insanlar olarak sizlerden de bunlara geri dönüş bekliyoruz ve bu geri dönüşlerinizi açıkçası önemsiyoruz. Bunu da burada yeri gelmişken ifade etmek istedim. Az önce de bahsettiğim gibi işte bu 2013-34 nolu AB direktifinden yararlandık biz bu çalışmaları yaparken. COBI TFRS olarak bildiğimiz IFRS for SMEs'ten faydalandık. Burada yer alan hükümlerden faydalandık. FRS 105, bu İngiltere'nin mikro işletmeler için uyguladığı finansal raporlama standardından faydalandık. Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinden, vergi usulü hükümlerinden yararlandık. Bir de bahsettiğim gibi diğer ilke uygulamalarından faydalandık. Burada biz bu kaynakların hepsine teker teker bakıp, işte komisyon çalışmalarından, oradan aldığımız değerli görüşleri de harmanlayıp bir taslak oluşturduk. Bu taslağı oluştururken bizim bir yani bir anda gerçeğe uygun sunum, bir anda da hepimizin malumu bu getireceğimiz düzenlemenin bir külfeti olacak. Sizler için, işletmeler için bunun bir külfeti olacak. Bu iki dengeyi yeri geldi. Bazı bölümlerde biz gerçeğe uygun sunumu, hani bu vazgeçilmez, olmazsa olmazımızdır deyip burada biz hiçbir esneklik göstermedik. Yeni hükümler getirdik. Mevcut düzenlemeden çok farklı uygulamalar getirdik. Yeri geldi bu faydalı finansal bilgi tamam bunu sağlayacak ama hani bunu uygulaması çok külfet arz ediyor. Yani burada bir tercihte bulunmak durumunda kaldık. Bir orta yol, bir çözüm üretmek durumunda kaldık. Bazı bölümlerde onu görüyoruz biz Kümü FRS'de. O çözümleri biz getirdik. O konuda da işte dediğim gibi görüşlerinizi bekliyoruz. Biz bunun artısını, eksisini kendi içimizde planlayıp bir nihayete bir taslak haline getirdik. Burada da sizin katkılarınızı bekliyoruz. Bir de şu anda mevcut uygulamada yapılan Musugut ve VUK'ta yer alan uygulamaların aynen koruyarak bu Kümü FRS'de bunların uygulamasına devam ettik. Burada da biz yine Musugut ve VUK uygulamalarından özellikle faydalandığımız bölümler söz konusu oldu. Bunlar çerçevesinde biz 22 bölüm hazırladık. Taslak çalışmamızda da bizim kurum sitesinde var. Burada 22 bölüm hazırladık, yaklaşık 110 sayfadan oluşan. Burada AB direktifinde yer alan önce küçükleri düşün yaklaşımını muhafaza ederek genellikle BOBİ ve TFRS TAMSET ile kıyasladığımızda daha az maliyetli olacak şekilde bir finansal raporlama taslağı hazırladık. Burada 3 tane biz ölçüm yöntemi benimsedik. İşte maliyet yöntemi, gerçeğe uygun değer, bir de itibari değer. Biz genellikle standardın genelinde maliyet esaslı bir yaklaşım benimsedik. Burada raporlama Kümü FRS'nin sonunda biz terimler sözlüğüne yer verdik. Burada Kümü FRS'de yer alan terimlerin ne anlama geldiğini, uygulayıcılar açısından, kolaylık sağlanması açısından ne anlama geldiğini açıklayacak bir terimler sözlüğüne yer verdik. Ayrıca Kümü FRS'de biz 3 tane finansal tablo hazırlanmasını istiyoruz. Finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu, bir de dipnotlar. Finansal durum tablosunun hangi formatta olacağı, kar veya zarar tablosunun hangi formatta olacağı ve dipnotlarda hangi dipnotlara ve işte hangi işletmelerin hangi dipnotlara yer vermesi gerektiğini biz bu Kümü FRS'de ifade ettik. Bunun sonucunda da yine uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standardı ile uyumlu, gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunumu sağlayacak bir taslak çalışması hazırladık.
Burada 22 bölüm hazırladığımızdan bahsettim. Burada birinci bölüm kavramları ve genel ilkeler. Burada finansal tabloların genel ilkeleri, genel özelliklerinden bahsettik. Tek tek ayrıntılı bir şekilde burada ele aldık. İkinci bölümde finansal tabloların sunumu bölümü. Burada işletmelerin az önce bahsettiğim gibi finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu ve dipnotları açıklamakla mükellef olduğunu, konsolide finansal tablo hazırlaması gerekmediğini bahsettik. Üçüncü bölümde finansal durum tablosu. Finansal durum tablosunda nelerden bahsedilecek? Bu bölümün ekinde de finansal durum tablosu örneği yer almakta. İşletmeler bu örneğe göre finansal durum tablolarını hazırlamaları gerekiyor. Eğer ihtiyaç duyulması durumunda buradaki asgari tutarlar, asgari açıklamalar muhafaza edilip ilave açıklamalar da yapılabilir. Aynı şekilde kar veya zarar tablosunda da bu yöntemi izledik. Ekinde biz bir örnek kar veya zarar tablosu koyduk. Burada yine buradaki asgari açıklamalar yapılacak. İlave ihtiyaç duyulması halinde ilave açıklamaların yapılması gerektiğinden bahsettik. Muhasebe politikaları ve tahminleri ve hataları bölümünde muhasebe politikalarının uygulanması, seçilmesi, değişiklik yapılması, bunların nasıl finansal tablolara alınacağı, tahminler ve geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi gerektiğinde geriye dönük olarak nasıl düzeltileceğini bu bölümde ele aldık. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu muhasebe politikaları, tahminler ve hatalar bölümünde biz bir hüküm koyduk. Burada kümü FRS'de ele almadığımız, neden ele almadığımız, hani çok spesifik durumlarla karşılaştık. Buradaki uygulayıcı işletmelerin genelinin karşılaşmayacağı durumlar söz konusu. Durumların söz konusu olduğu bazı hususlar karşımıza çıktı. Bunları biz burada bir hüküm koyarak, bu hükümde bu kümü FRS'de yer almayıp ama kümü FRS'yi uygulayan işletmelerin karşılaştığı hükümler söz konusu olduğunda biz BOBİ FRS'ye atıfta bulunduk. Yani bir durumla karşılaştı işletmemiz, bu kümü FRS'de yok. Spesifik bir durum. Burada biz işletmeye sen BOBİ FRS'de ilgili bölüme git, orada hangi hüküm varsa o hükmü uygula diyerek oraya yönlendirdik. Doğabilecek kümü FRS'nin bu aksaklıklarında biz BOBİ FRS ile burayı tamamlayarak yine finansal tablo kullanıcılarının finansal tablolarını bu hususları dikkate alarak hazırlamalarını sağlamış bulunmaktayız. Bir sonraki bölümümüz raporlama döneminden sonraki olaylar. Burada raporlama dönemi sonra düzeltme gerektiren ve düzeltme gerektirmeyen olaylar diye ele aldık. Bunların hangilerini dipnotlarda açıklayacağı detaylı olarak yine bu bölümde yer alıyor. Bir diğer bölümümüz hasılat bölümü. Burada ben şu anda detaylı olarak girmeyeceğim. Hocalarım bunları detaylı olarak anlatacak. Burada hasılat bölümünde önemli bir konu, görüşe de açtığımız konulardan biri, vade farkı ayrıştırmasının yapılıp yapılmayacağı. Biz taslak çalışmasında vade farkı ayrıştırması yapılmasın diye yazdık ama görüşü açtık. Bu nihai hal verilirken bu sizlerden gelen görüşler de dikkate alınarak burada biz bir sonuca varacağız. Bir diğer bölüm stoklar bölümü. Burada da yine stokların maliyeti hesaplanırken vade farkı ayrıştırılması yapılıp yapılmayacağı ve değer düşüklüğü konusu, burada stokların değer düşüklüğü konusu bizim farklı olarak ele aldığımız konulardan biri. Yine vade farkı ayrıştırmasında görüşe başvurduk burada da. Değer düşüklüğü konusunda da mevcut uygulamada yer alan tahmini satış fiyatından bir %10 değer düşüklüğü söz konusu olursa burada değer düşüklüğü ayrılması gerektiği yönünde düzenleme yaptık. Burada da hani biz bu konuyu ilave olarak görüşe açmadık ama sizlerin yine görüşlerini her bölüm bazında görüşlere dikkate alacağız. Bir diğer bölümümüz tarımsal faaliyetler bölümü. Burada
Tarımsal ürünlere hasat zamanında kadar tarımsal ürünlere bu bölüm uygulanacak. Tarımsal ürün oldu, hasat edildikten sonra stoklar bölümüne giriyor. Stoklar bölümünde yer alan hükümler uygulanacak. Burada canlı varlıkların ölçümüyle ilgili acaba biz komisyonda da çok konuştuk. Maliyet yöntemi mi benimsensin yoksa gerçeğe uygun değer yöntemi mi? Burada hem komisyonda tartıştığımız, aldığımız geri dönüşlerden hem de bizim yaptığımız çalışmalardan gerçeğe uygun değer yönteminin de canlı varlıkların ölçümünde kullanılabileceği, bunun çok maliyetli bir yöntem olmayacağı, çok kolay bir şekilde tahmin edilebileceği yönünde bir kanaate vardık. Ona binaen biz burada hem maliyet yöntemini, hani demiştik ya maliyet esaslı bir yaklaşım izliyorduk biz kümü FRS'de. Burada hem maliyet yöntemi hem de dileyen kullanıcılar için gerçeğe uygun değer yönteminin kullanılabileceğini öngördük. Bir diğer bölümümüz finansal araçlar ve öz kaynaklar bölümü. TAS'ta bilmiyorum okuyanlarınız oldu mu? Belki de TAS'tan en karmaşık bölümü, konunun belki de özü itibariyle TAS'tan en karmaşık bölümü bu bölüm. Burada biz alacak ve borçlara reeskont hesaplanması gerektiğini ve bu reeskontun da işte bir faiz oranı belirlendiyse bu faiz oranı, belirlenmediyse Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın belirlediği reeskont oranı üzerinden bir reeskont hesaplama ama tüm senetli ve senetsiz alacak ve borçlar için reeskont hesaplanması gerektiğini burada TAS'ta öngördük. Burada hani etkin faiz ya da basit faiz mi işte kullanılmalı, bunu biz özel olarak görüşe açtık. Burada da sizlerin görüşlerini bekliyoruz. Biz ayrıca daire olarak bu yazdığımız taslak halinden daha sade, daha anlaşılabilir bir hale getirebilir miyiz diye çalışmalarımızı yürütüyoruz. Taslağa nihai halini verirken bu finansal araçlar bölümünde hem gelen görüşleri hem de bizim yaptığımız ilave çalışmalarla dikkate alarak bir revize edilme durumu söz konusu. Dediğim gibi bu konuda da yine özellikle bu konuda da görüşlerinizi bekliyoruz. Bir diğer konumuz maddi duran varlıklar konusu. Burada da maddi duran varlıklar konusunu da yine bu vade farkı ayrıştırılması ve borçlanma maliyetleri konusu karşımıza çıkıyor. Burada da özel olarak görüşe açtığımız konulardan biri borçlanma maliyetlerinin maliyete mi dahil edilmesi gerektiği yoksa kar veya zarara gider olarak yazılması mı gerektiği konusunda sizlerin görüşüne başvurduk. Mevcut uygulamadan farklı olarak amortisman hesaplaması zorunlu. Burada gün esasına göre kısıt amortisman yöntemi ve kalıntı değer uygulaması söz konusu. Bunları da ileride yine bölüm karşılaştırmalarına geldiğimde biraz daha detaylandırılabilirim. Bir diğer bölüm maddi olmayan duran varlıklar bölümü. Burada da önemli bir husus araştırma ve geliştirme giderlerinin muhasebeleştirmesi konusu. Burada biz araştırma ve geliştirme giderlerinin kar veya zarara aktarılması yönünde bir düzenleme yaptık şu aşamada ama bunu biz görüşe açtık. Burada da görüşler de dikkate alınarak nihai halini verirken taslak çalışmasına değişikliğe gidebiliriz. Bir diğer bölümümüz kiralamalar bölümü. Burada 319 Sıranoğlu Vergi Usul Kanunu genel tebliği var. Bununla paralel aslında bir bölüm yazdık. Söz konusu o tebliği de bizim kiralamalar standardıyla, bu bir FRS'de yer alan kiralamalar standardıyla hemen hemen örtüştüğü için burada açıkçası çok bir değişiklik yok. Bu bölüm mevcut uygulamayla paralel olarak yazılmış bir bölüm. Devlet teşvikleri bölümü var. Burada da biz devlet teşviklerinin hak edildiği, tahakkuk ettiği değil de hak edildiği zaman finansal tabloları alınması gerektiğini öngördük. Bir diğer bölümümüz borçlanma maliyetleri. Bu bölüm çok kısa bir bölüm. Taslak'ta biz borçlanma maliyetlerinin kar veya zararı aktarılıp gider olarak yazılması gerektiğini öngördüğümüz için bu bölüm kısa bir bölüm ve borçlanma maliyetlerinin varlığın maliyetine dahil edilmeyeceğini açıklayan bir bölüm oldu.
Bir diğer bölümümüz varlıklarda değer düşüklüğü bölümü. Burada da yine görüşe açtığımız hususlardan biri, değer düşüklüğünde bildiğiniz üzere Bobby FRS'de geri kazanılabilir tutarın hesaplanması konusu var. Burada biz geri kazanılabilir tutarın hesaplanmasının firmalara ekstra maliyet getireceğini düşündüğümüzde biz varlığın defter değeriyle satış maliyetleri düşünmüş gerçeğe uygun değerini karşılaştırıp değer düşüklüğü olup olmadığını değerlendirmesini istiyoruz. Bu da görüşe açtığımız konulardan biri. Bir diğer bölümümüz karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar bölümü. Burada biz Bobby FRS ile uyumlu olarak bu bölümü yazdık. Bu bölümün sıkıntısı şöyle olacak. Mevcut düzenlemede bir karşılık ayırabilmemiz için işte mahkeme kararı ya da işte tefsik edici vesika gerekiyor. Burada biz hani onları aramadık. Bobby FRS ile uyumlu, gerçeğe uygun sunumun sağlaması yönünde bir bölüm yazdık. Hani burada sıkıntımız maliyenin uygulamalarından bu uygulamaya geçişte. Hani işletmeler karşılık yazar ancak hani bunun belki hani vergiden düşülüp düşülmeyeceği, düşemeyeceği için karşılık yazmama eğiliminde olması belki bu bir sıkıntı olacaktır bu bölüm açısından. Bir diğer bölümümüz yabancı para çevrim işlemleri bölümü. Bu bölümde de biz ağırlıkla kullanılan para biriminden bahsettik. Bunların finansal tabloları alınırken, sunumu yapılırken hangi kurlar dikkate alınarak yapılacağını bu bölümde yazdık. Bu bölümde bizim yaptığımız çalışmalar, bu taslak halinden sonra yaptığımız çalışmalar da dikkate alınarak belki bir revize edebileceğimiz bölümlerden biri. Biz burada ağırlıkla kullanılan para birimi tanımına hiç yer vermeyip, belki de direkt TL'dir deyip finansal tablolarında bu şekilde yabancı para çevrim işlemi, yabancı parayla yaptıkları işlemi direkt TL'ye çevirip finansal tablolara almasını da isteyebiliriz. Bu konuda da dediğim gibi hem spesifik görüşlerinizi bekliyoruz hem de bizim yaptığımız çalışmaların bu taslak halinden sonra yaptığımız çalışmaların, yaptığımız görüşmelerin Maliye Bakanlığı'yla bu konuda bir görüşme yaptık. Nihai haline verip son şeklini vermeyi planlıyoruz. Bir diğer bölümümüz işletme birleşmeleri. Burada da, bu da çok kısa bir bölüm. Burada da biz işletme birleşmesi konsolide finansal tablo hazırlanmayacağını burada belirttik ve işletme birleşmesi söz konusu olduğunda da bu bir FRS'nin ilgili bölümüne atıf yaparak bu bölümü bu şekilde kısa bir şekilde geçtik. Bir diğer bölümümüz gelir üzerinden alınan vergiler bölümü. Bu bölüm de çok kısa taslak metinde. Burada biz sadece dönem vergisini bu bölümde anlattık. İşletmeler için bir ertelenmiş vergi hesaplama yükümlülüğü getirmedik bu küçük mikro işletmeler için. Sadece dönem vergisini bu bölümde anlatarak zaten ertelenmiş vergiyi bu bölümden çıkardığımız zaman çok bir şey kalmıyor açıkçası. Sadece dönem vergisi kalıyor. Dönem vergisinin de nelerden oluştuğu ve hangi finansal tabloda nerede raporlayacağını bu bölümde anlattık. Son bölümlerimizde dipnotlar bölümü. Dipnotlar bölümünde biz tüm işletmelerin yapacağı açıklamalar, yapacağı dipnot açıklamaları ve küçük işletmelerin yapacağı açıklamalar diye ikiye ayırdık. Burada yapılacak açıklamalar detaylı olarak ele alındı. Burada bizim temel hareket noktamız AB direktifinin istediği açıklamalar ve mevcut Musugut uygulamasındaki bilanço ve gelir tablosu dipnotlarından faydalı gördüğümüz, genellikle biz şunu gördük, hani yoktur diye geçiliyor bu dipnot açıklamaları. Biz burada açıklamasını gerekli gördüğümüz açıklamaları alıp ve AB direktifinin de zorunlu tuttuğu açıklamaları alıp burada dipnotlar bölümünü bu şekilde yazdık. Son bölümümüzde Küme FRS'ye geçiş bölümü. Bu bölümü Bobby FRS uygulamasında da vardı. Bobby FRS'ye geçiş bölümü. Burada geçiş döneminde kolaylık sağlanması açısından bazı istisna ve muafiyetler getirip burada standardın ilk uygulamasında yapılacak işlemlerden bahsettik. Başta da bahsettiğim gibi yine bir de terimler sözlüğü var.
belki bu böyle bu finansal raporlama standardını kullanacak işletmelerin daha önce duymadığı ya da daha teknik ve terimsel ifadeler var. Bunların da açıklamalarını biz bu terimler sözlüğünde detaylı olarak yer verdik. Son olarak da burada kısa olarak kısa ben hocaların çok detayına girecek. Onların da hani onlardan da şey yapmak istemem. Hani tabiri caizse rol çalmak istemem. Kısaca şu karşılaştırma tablosunu da verip sunumumu sonlandırmak istiyorum. Burada finansal tabloların sunuluşunda 3 tane finansal tablo sunmasını istedik. Burada Bobby FRS ve Musugut uygulamalarından farklı olarak biz 3 tane finansal tablo sunmasını, finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu ve dipnotları sunmasını istiyoruz. Hasılat bölümünde de biz Kümü FRS ile Bobby FRS ile uyumlu olarak finansal tabloları almada ekonomik fayda girişinin muhtemel olması ve bu faydaların güvenilir bir şekilde ölçülebilir olmasını öngördük. Burada musugutluk uygulamasında bildiğiniz üzere mal teslimi ya da hizmet ifasının gerçekleşmiş olması gerekiyor. Vade farkı ayrıştırılmayacağını öngördük. Bu hususta dediğim gibi görüşü açtık. Bu şekliyle eğer çıkarsa bu musugut ve vuk uygulamasıyla paralel bir uygulama olacak. Bu inşaat sözleşmelerinin finansal tablolara alınması konusunda da tamamlanma yüzdesi yönteminin kullanılması bu Kümü FRS'de var. Bu Bobby FRS ile uyumlu bir uygulama oldu. Musugut ve Vuk'tan da bu konuda ayrışmış bulunmaktayız. Bir diğer konumuz stoklar konusu. Burada da yine vade farkı ayrıştırılmaması gerektiğini öngördük ve borçlanma maliyetlerinin kar veya zarara yansıtılması gerektiğini bu taslak metinde öngördük. Ama üzerine basarak vurgulamak istiyorum. Bunlar görüşe açtığımız konular. Bu konularda gelen görüşler de dikkate alınarak nihai hali verilecek. Burada dönem sonu stokların ölçümünde de maliyet değeri üzerinden ölçülmesi gerektiğini biz Kümü FRS'de öngördük. Musugut ve Vuk uygulamasıyla paralel bir şekilde. Bobby FRS'de bildiğiniz üzere maliyet değeriyle net gerçekleşebilir, değer karşılaştırılabilir. Karşılaştırarak bunlardan düşük olanı üzerinden ölçüyorduk. Stokların maliyetlerinin belirlenmesinde ise Bobby FRS ile uyumlu olarak tam maliyet ve normal maliyet yöntemini benimsedik. Musugut ve Vuk uygulamasında tam maliyet yöntemi sadece vardı. Değer düşüklüğünde de yine tahmini satış fiyatından %10 ve daha fazla değer düşüklüğü söz konusu olduğunda değer düşüklüğü zararı stoklara ilişkin finansal tablolara alınıyor. Tarımsal faaliyetler bölümünde de bu bölümler kısmında da ifade etmiştim. Maliyet ve gerçeğe uygun değer yönteminden işletmenin tercih edeceği yöntemle ölçerek finansal tablolara alınıyor. Bu Bobby FRS ile uyumlu bir uygulama. Musugut ve Vuk uygulamasında sadece maliyet bedelinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Tarımsal ürünleri ölçerken de satış maliyetleri düşülmüş, gerçeğe uygun değer üzerinden ölçmesi gerektiğini burada düzenlemiş bulunmaktayız. Ve ayrı canlı varlıkları sunarken de finansal tablolarda ayrı bir başlık açıp bu musugut ve vuk uygulamasında yoktu. Canlı varlıklar kaleminde sunması gerektiğini düzenlemiş bulunmaktayız. Finansal araçlar bölümü, bu bölüm dediğim gibi karışık, belki de Kümü FRS'nin en karışık bölümlerinden biri. Burada 5 başlık altında farklarına kısaca değinmek gerekirse, bu ticari ve diğer alacak ve borçların muhasebeleştirilmesinde reeskont uygulanması gerektiğini biz burada düzenledik. Bunu da yine görüşe açtık. Ticari alacaklara bir değer düşüklüğü söz konusuysa, bunu gözlemlenebilir bir kanıt varsa bunu kar veya zarara aktarması gerektiğini burada öngördük. Eğer hisse senedi yatırımları varsa işletmemizin, bunu borsada işlem görüyorsa piyasa değeri üzerinden, borsada işlem görmüyorsa maliyet bedeli üzerinden finansal tablolara alması gerektiğini öngördük. Burada bildiğiniz üzere musugut ve vuk uygulamasında sadece alış bedeliyle değerlendirdiği bir hüküm vardı. Burada da Bobby FRS ile uyum halindeyiz. Borçlanma aracı niteliğindeki finansal varlıkların ölçümünde ise
Bobby FRS'de itfa edilmiş değer üzerinden ölçülmesi gerektiği ifade edilmişti. Biz biraz daha bunu sadeleştirerek daha kolay uygulanabilir hale getirmeye çalıştık. Burada da ilk ölçüm bedeline raporlama dönemi sonuna kadar tahakkuk eden faiz tutarı eklenip ana para ve faiz ödemeleri ve varsa değer düşüklüğü zararların düşülmesi sonucu ortaya çıkacak tutar finansal tablolara alınır diye hüküm getirdik. Burada iştirakler müştereken kontrol edilen işletmelere bağlı ortaklıkların da yine finansal araç olarak değerlendirilip bu bölüm uyarınca ölçülmesi gerektiğini ifade ettik. Bobby FRS'de bunlar münferit finansal tablolarda maliyet ve öz kaynak yöntemiyle ölçülebilirken biz burada işte gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi gerektiğini, piyasası varsa burada bu işlem gördüğü piyasadaki değer üzerinden ölçülmesi gerektiğini ifade ettik. Bir diğer bölümümüz maddi duran varlıklar. Burada altını çizmek istediğim nokta maddi duran varlıklar bölümünde yatırım amaçlı gayrimenkuller bölümü Kümü FRS'de dikkatinizi çektiyse ayrı bir bölüm olarak yok. Eğer işletme bir varlığını işte kira geliri ya da değer artış kazancı sahikiyle elinde tutuyorsa bunu normalde Bobby FRS'ye göre ve Tamsit finansal tablolara göre yatırım amaçlı gayrimenkul olarak maddi duran varlıklarından ayrı olarak sınıflandırması gerekiyordu. Biz burada kolaylık sağlaması amacıyla bu şekilde elinde tuttuğu varlık varsa dilerse maddi duran varlık olarak finansal tablolarında gösterebileceği gibi dilerse yatırım amaçlı gayrimenkul olarak finansal tablolarında gösterip Bobby FRS'nin yatırım amaçlı gayrimenkuller bölümünde yer alan hükümleri uygulaması gerektiği şeklinde bir düzenleme yaptık. Burada ayrıca biz bu vade farkı konusunu stoklar bölümünde olduğu gibi vade farkı konusunu ve borçlama maliyetleri konusunu görüşe açtık. Burada işte vade farkı ayrıştırılmayacağı yine borçlama maliyetlerinin gider olarak finansal tablolara yansıtacağını biz öngörmüştük. Burada Musugut VUH uygulamasından farklı olarak amortisman uygulaması zorunlu, kalıntı değeri hesaplaması gerekiyor ve amortisman hesabını yaparken gün esasına dayalı kıst amortisman yöntemini uygulaması gerekiyor. Bizim burada Bobby FRS ile uyumlu Musugut ve VUH'tan da ayrışan bir düzenleme getirdiğimizi görüyoruz. Madde olmayan duran varlıklar bölümü. Burada da sizlere aktaracağım bu araştırma ve geliştirme giderlerinin muhasebeleştirilmesi. Burada Bobby FRS ve Tamsit finansal tablolarda araştırma ve geliştirme giderleri diye ayrılıp araştırma giderleri gider olarak yazılıyordu. Geliştirme giderleri de bir 6 tane husus var. Bu hususların sağlanması durumunda varlığın maliyetine dahil ediliyordu. Biz burada taslak metinde araştırma ve geliştirme giderlerinin direkt gider olarak yazılması gerektiğini öngördük. Bunu da biz görüşe açtık. Yalnız burada da şöyle bir sıkıntı var. Bu yapılan giderler sonucunda bir varlık ortaya çıkarsa bunun finansal tablolarda hani nasıl gösterileceği, direkt gider yazmak bu konuda ne kadar tutarlı ve mantıklı. Burada da işte 3 opsiyonumuz var görüş bölümünse kamuoyuna görüşünü açtığımız bölümlerde. Ya Bobby FRS'deki gibi araştırma ve geliştirme gider olarak ayrıştırmak, ya bizim bu taslak metinde yazdığımız gibi direkt gider olarak yazmak, ya da Musugut ve VUH uygulamasında olduğu gibi eğer bu yapılan giderler sonucunda bir varlık ortaya çıkarsa finansal tablolar almak, çıkmasa da diğer ve direkt gider olarak yazmak. Bunu da görüşe açtık. Burada maddi olmayan duran varlıklar bölümünde altını çizmek istediğim husus da bu araştırma ve geliştirme giderlerinin finansal tablolara alınması konusu. Bir diğer bölümümüz kiralamalar bölümü. Bahsettiğim gibi bu 319 Sıranoğlu VUH genel tebliği ile paralel. O düzenleme zaten Bobby FRS ile aşağı yukarı paralel. Burada sadece farklı olarak hak olarak maddi olmayan duran varlıklar içinde gösteriliyordu kiralamalar.
Biz burada varlığın türüne göre ilgili hesap kalemi içinde gösterilmesi gerektiğini ifade ettik. Burada bildiğiniz üzere finansal kiralama ve faaliyet kiralaması şeklinde iki tane kiralama şekli var. Bu bölümde bunları biz detaylı olarak düzenledik ve bu bir FRS ile uyumlu bir düzenleme olmuş oldu. Diğer bölümümüz devlet teşvikleri bölümü. Burada da finansal tablolara alma kriterleri yine BOBİ FRS ile uyumlu. Musugut'ta burada ayrışıyoruz. Çünkü orada tahakkuk ettikleri tarihte hasılat olarak finansal tablolara alınması gerektiği ifade ediliyor. Burada biz BOBİ FRS ile uyumlu olarak performans şartlarını yerine getirdikleri anda kar zarara yansıtılması gerektiğini, performans şartını yerine getirene kadar ertelenmiş gelir olarak finansal tablolarda gösterilmesi gerektiğini bu bölümde düzenledik. Bu devlet teşvikleri bölümüyle alakalı bu piyasa faiz oranından düşük bir faiz oranıyla devletten alınan krediler konusu var. Biz bunu devlet teşviki olarak değerlendirilemeyeceğini, yine musugut ve hukuk uygulamasıyla paralel olarak devlet teşviki olarak değerlendirilmemesi gerektiğini burada taslak metinde ele aldık. Bir diğer bölümümüz değer düşüklüğü bölümü. Değer düşüklüğü bölümünde de bahsettiğim gibi bu biz işletmelere geri kazanılabilir tutarı hesaplattırmıyoruz. Satış maliyetleri düşürmüş gerçeğe uygun değerle defter değeri arasında %10 veya daha fazla değer düşüklüğü söz konusuysa burada değer düşüklüğü varlıklarda değer düşüklüğü ayrılması gerektiğini söylüyoruz. Bu konuyu da dediğim gibi görüşü açtık. Bir diğer bölüm yabancı para çevrim işlemleri bölümü. Burada yine parasal kalemlerin ve parasal olmayan kalemlerin sorulanarak ölçümünde bir farklılaşma var. Burada hangi kurların dikkate alınması gerektiğini bu bölümde ifade ettik. Burada ne tam BOBİ FRS ile uyumluyuz ne Musugut VUK'la tam uyumluyuz. Burada her ikisini de dikkate alarak tabiri caizse bir üçüncü yol benimsedik. Ama dediğim gibi bu şu anda taslak hali. Bunun değişmesi de özellikle bu bölüm özelinde değişmesi de söz konusu. Karşılıklar bölümü. Burada bu karşılıklar bölümü genel olarak BOBİ FRS ile uyumlu. Sadece tek farklılaştığımız nokta var. Karşılık tutarının hesaplanması. Burada BOBİ FRS'de eğer önemli ise bugünkü değer ya da yapılması beklenen harcama tutarından birini seçip o şekilde karşılık tutarının hesaplanması gerektiğini öngörürken biz burada sadece yapılması beklenen harcama tutarı üzerinden ölçülmesi gerektiğini burada düzenledik. Bir diğer bölüm işletme birleşmeleri. Burada önemli olarak altını çizmek istediğim nokta konsolide. Bu kümü FRS'de konsolide finansal tablo hazırlanmayacak ve bir işletme birleşmesi söz konusuysa BOBİ FRS'nin ilgili hükümleri dikkate alınacak. Diğer bölümümüz gelir üzerinden alınan vergiler. Burada da zaten ertelenmiş vergi hesaplanmaz diyerek sade dönem vergisi kalıyor. Burada o yüzden çok hani karmaşık ve uygulanmaz ya da uygulanmasına zorlukla karşılaşabileceğimiz bir bölüm olmaktan çıkıyor bu şekilde. Dipnotlar bölümünde de başta bahsettiğim gibi AB direktifiyle tamamen uyumlu küçük ve mikro işletmelerin açıklayacağı hususlar ayrı ayrı olarak ele alınmış. Son bölümümüz kamuoyuna danışılacak özel hususlar bölümü. Bunu da zaten sunumu içinde defaatle ben aktardım. 5 tane husus var. Alacak ve borçların sonraki ölçümü. Burada da bir örnek koydum. Hani burada mesela alacak ve borçların stoklar ve maddi olmayan duran varlıkların vade farkı ayrıştırılması konusu. Burada 3 şıklı bir şey var görüş taslağında. Bunu dediğim gibi girip doldurmanızı açıkçası bekliyorum ve önemsiyoruz bu konuyu. Bu şekilde 5 tane konumuz var. Alacak ve borçların sonraki ölçümünde reskont hesaplanıp hesaplanmayacağı, hasılat, stok, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların maliyetinin belirlenmesinde ve hasılatın ölçülmesinde vade farkı ayrıştırılıp ayrıştırılmayacağı, borçlanma maliyetlerinin finansal tablolara alınması konusunda biz gider olarak yazılması gerektiğini öngördük. Gider olarak mı yoksa varlığın belli bir kısmının maliyetine mi eklenip eklenmemesi gerektiği konusu. Bir diğer konu araştırma ve geliştirme giderleri. Dediğim gibi bu konu önemli. Bizim
Sizlerden görüş talep ettiğimiz ve önemsediğimiz konulardan biri geliştirme harcamalarının veya araştırma ve geliştirme ikisi birden bunların varlığı maliyetine mi eklenecek yoksa gider olarak mı yazılacağı konusu. Diğer konumuz da bu değer düşüklüğü hesaplanırken biz geri kazanabilir tutarın hesaplanmasını istemiyoruz. Satış maliyetleri düşünmüş gerçi uygun değerle defter değerini karşılaştırıp %10 bir değer düşüklüğü varsa bunun finansal tablolara alınmasını istiyoruz. Burada da geri kazanılabilir tutarın hesaplattırılmamasının doğru bir yaklaşım olup olmadığı ya da sizce hani gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunumu sağlayıp sağlamadığı konusunda burada görüşlerinizi talep ediyoruz. Son olarak da bu hem de bir toparlama mahiyetinde bu finans yani belki bu konular sizin de malumunuz olduğu konular. Burada karşılaşacağımız temel zorlukların neler olduğu. Bir kere hepimizin malumu vergi temelli bir yaklaşım var. Oradan bu finansal raporlama çerçevesine daha faydalı finansal bilginin gerçeğe ihtiyaca uygun karşılaştırılabilir finansal bilginin ortaya çıkmasını sağlayacak bir raporlama çerçevesine geçmenin elbette zorlukları olacak. Yani bunlar başta karşılaşacağımız zorluklar, en temel zorluklardan biri. Burada ne dedik? Bu kümü FRS'nin muhatap olduğu işletmelerin üst sınır olarak bağımsız denetime tabi olma kriterlerini koyduk. Yani bunlar bağımsız denetime tabi olmayacak işletmeler. Biz kümü FRS'ye göre bunlara finansal tablo hazırlattıracağız ama bir denetim mekanizması olmayacak. Bu da en temel sıkıntılardan biri olacak ilk başta. Tabii burada yeni bu kümü FRS yeni maliyetler getirecek, yeni uygulama yani uygulamada farklılıklar olduğu için yeni maliyetler getirecek. Bu da karşılaşacağımız temel zorluklardan biri. Burada küçük ve mikro işletme ayrımına bazı konularda gitmek gerekir mi, gerekmez mi? Biz burada bölümler bazında gitmedik. Sadece açıklamalarda gittik, dipnotlarda gittik. Bunun gerekip gerekmeyeceği belki ileride hani bize zamanın göstereceği, başta karşılaşacağımız temel bir zorluk. Belki ileride burada bir güncelleme gerekebilir. Bu da bu şekilde bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. İşletmelerden biz AB direktifi çerçevesinde zorunlu tutulan hükümler ve Musugut'un bilanço ve gelir dipnotlarından bazılarını alarak dipnot bölümünü yazdık. Burada hani belki dipnotların kapsamı bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Bir de bu borçlanma maliyetlerinin finansal tablolara alınması konusu. Burada bizim kümü FRS'nin temel olarak karşılaştığı, ilk etapta karşılaşacağımız temel zorluklarından biri. Ben kümü FRS'nin bu taslak metninin hazırlık aşaması, neden ihtiyaç duyulduğu, işte hangi işletmelerin bunları uygulayacağı, bölümlerde neleri ele aldığımız ve BOBI, KÜMİ ve Musugut VUK uygulaması temel bölümler bazında karşılaştırmasını sizlere aktarmaya çalıştım. Benim sunumum bu kadar. Daha detaylı bölüm bazında konuları değerli hocalarım sizlere aktaracak. Beni dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Açık mı şimdi? Emre Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Buyurun. Şimdi Oğuzhan Hoca'dan önce birkaç bölümü ben size sunmak istiyorum. Ve KGK'nın da görüş istediği, hatta bazen de istemediği konularla ilgili de yorumlarımızı yapmak istiyoruz. Çünkü bu yorumlar bizi kendimizi bağlar tabii. Hani KGK görüş istediği konular var ama sonuçta taslak olduğu için bütün kamuoyunun başka konularda da görüş vermesi doğru diye düşünüyorum. Bu fotoğraf çekiyorsunuz ama bence gerek yok. Biz İsmail'e vereceğiz bu sunumları. Haftaya, bir hafta içerisinde falan. Yani paylaşıma gayet paylaşabilirler. Bizim için bir sorun yok bu zamana kadar olduğu gibi. İster web'e koyarlar, ister başka bir şeyden paylaşırlar. Sizinki de öyle midir Emre Bey? Paylaşılabilir mi? Tamam. Dolayısıyla yani fotoğraf çekmenize gerek yok. Herkes bunu edinebilecek. Şimdi
Emre Bey çok güzel açıkladı mantığını, niye KGK buna gerek duydu. Bütün mantığa katılıyoruz tabii. Tabii bu standartları bölmenin mantığı bundan 10-12 sene önce Birleşmiş Milletler'in UNICAD bünyesinde oluşturduğu bir sistematik vardı. Şöyle bölüyordu: mikrolar, küçük ve ortalar, büyükler diye bölüyordu. Dünyadaki standart ayrımı da İngiltere hariç, İngiltere örneğe doğru 102 Bobby'ye, 105 Cumhi'ye denk geliyor. Dünyada da ama genelde Avrupa Birliği, İngiltere hariç, o da çıkıyor zaten şimdi biliyorsunuz. İngiltere hariç Avrupa Birliği COBE büyük diye ayrıma gidiyor. Öyle mikroları çok fazla ayırmıyor. Ama kendi içlerinde bazı şeyler var. Şimdi şunu iyi düşünmek lazım. Neden standarda ihtiyaç var? Bir kere standarda, evet, paydaşlardan bir tanesi Maliye Bakanlığı, bir tanesi BDDK vesaire. Standarda iki kesimin en çok ihtiyacı var. Para verenler başlığı altında, ya sermayedarlar, ortaklar, ya da borç verenler. Şimdi en son biliyorsunuz Bankalar Birliği şeyi indirdi, kredi limitleri 500 milyondan 100 milyona indi. Kredi limitiniz 100 milyonda ve üstüyse bağımsız denetime tabisiniz. Yaptırmak zorunda değilsiniz ama makul güvence raporu vermek zorundasınız. Hiçbir denetim firması da bağımsız denetimi yapmadığı firmaya makul güvence raporu vermiyor. Çünkü rasyolar soruyorlar. Dolayısıyla bu bir düzenlemeyi kendi içinde daha ciddi hale getirdi. Yani illaki birilerinin size bu standardı uygulayacaksınız diye zorunlu koşması gerekmiyor. Bir başkası, şimdi biz bu standardı, KGK'nın mantığı güzel ama biraz sonra yapacağım önerilere altyapı olsun diye söylüyorum. Şimdi hepimiz meslek mensubuyuz. Meslek mensuplarının sürekli eğitimi söz konusuydu. Bundan 20 yıl önce hep bunu konuştuk. Şimdi meslek mensuplarının sürekli eğitim ve gelişimi söz konusu. Yani yapacağımız bir yasal düzenleme bizim meslek mensuplarımızı hem eğitmeli hem de geliştirmeli. Dolayısıyla mevcut meslek mensubunun profiline budur diye bir standart yapılmaz. Mesela meslek mensubuna kolaylık olsun diye basit faiz öngörülmüş. Şiddetle karşıyım. Yani piyasada basit faiz kullanıyor musunuz? Var mı basit faiz? Yok. Dolayısıyla meslek mensubunu da geliştirici, ben kendi kanım biraz sert olabilir, hani Anadolu için biraz farklı olabilir ama bugün ve 5 sene sonrası bileşik faiz hesaplayamayan kişi mali müşavir olmasın. Olamıyor zaten, sınavları geçemez şu anda ama olan da devam etmesin. Yani bu ayrımı yapmak zorundayız. Dolayısıyla birincisi basit faiz mantığını bu kümide terk etmeliyiz. Yaparkenki mantık şu olabilir, hakikaten basit olsun, uygulaması kolay olsun. Bu da şunu getiriyor, reeskont gibi, bence altını çiziyorum, o kavram maliye ilk attığı için reeskont gibi saçma sapan bir şey getiriyor. Maliyenin uyguladığı şey. Uygulayan var mı, reeskont yapan var mı? Yok. Niye yapılmıyor? Çünkü düşünsenize, çok basit bir şey söyleyeceğim size. Bir yıl vadeli bir mal alıyorsunuz, borcunuz var veya mal satıyorsunuz, alacağınız var. 1 Ocak'ta sattığınız malı 1 milyon lira alacağınız var, 30 Aralık'ta parayı tahsil ettiniz. 31 Aralık'ta bilançoda görünmeyecek tabii, değil mi? Ama 360 günlük faiz nerede? Satışların içerisinde, hasılatın içerisinde raporlandı. Peki, şimdi hepimiz konuşuyoruz. Her meslek mensubunun bir startup, bir girişimciyle işi vardır, değil mi? Defterini tutuyor, arkadaşıdır, eşidir, dostudur. Şirketler satılırken neye göre hesap yapılıyor? EBITDA. Doğru mu? Faiz hasılatın içine girince EBITDA'yı nasıl hesaplayacağız? Dolayısıyla standartların biraz geliştirme misyonunun olması gerekiyor. Hani basitleştirelim, herkes bunu yapsın diye değil de biraz daha hani dünya nereye gidiyor? Bileşik faiz. Bileşik faizden vazgeçmeyeceğiz. Ben Bobby'deki bir yıla kadar vade farkının hesaplanmamasına da karşıydım bireysel olarak. Ama en azından elimizde Bobby var şu anda. Bobby'ye yaklaştırabiliriz. Bunu bir öneri olarak söylüyorum Sayın Üstad. Bobby'ye yaklaştırabiliriz bunu. Bir yıla kadar yapmayız ama bir yıldan sonra bence bileşik faizle vade farkı hesaplanmalı. Şimdi bunun temel kavramları var. Finansal durum ve finansal performans. Biraz sonra onu söyleyeceğim. Varlık, yükümlülük, öz kaynak. Emre Bey bu şeyleri bahsetti. Finansal performans. Şimdi diyor ki kümü için önemli olan aslında temelde iki finansal tablo, ki dipnotlar o finansal tablonun parçasıdır. Bir finansal durum tablosu yani bilanço, bir de finansal performans tablosu yani gelir tablosu, kar zarar tablosu. Kar zarar tablosunda kapsamlı kar zarar yok. Bobby'de de yok zaten. Tamam, orası da kolay. Şimdi biraz önce söylediğim şeyi hatırlatıyorum. Biz meslek mensubunu geliştirmeliyiz. Ben sabah bir startup toplantısındaydım. Küçük küçük şirketleri satın alan bir grup adına orada jürilik yaptık. Hani ne yapması gerekiyor?
Hepsinin bir nakit akış tablosu vardı. Şimdi bence nakit akış tablosu olmayan bir finansal tablo, finansal tablo seti değildir. Çünkü nakit akış, bence gelir tablosundan şu an daha önemli. Patronun önüne koyuyorsunuz, o kar zarar patronu bağlamıyor. Tahakkuk esaslı, öyle değil mi? Alttaki nakit akış tablosunun altındaki para bağlıyor. Ne kadar işletme faaliyetinden para geldi, ne kadarı finansa gitti bunun, ne kadarı yatırım faaliyetine gitti. Ve patronların birden ayılmasını sağlıyor bu tablo. Diyor ki ya hakikaten para kazanmışız, nakit de yaratmışız. Ama baksana hocam, borçlanmışız, ne kadar finansman gideri ödemişiz, ne kadar başka bir şey ödemişiz. Dolayısıyla ben bu finans görüş istememiş KGK ama bunun misyonerliğini yapacağım. Haftaya da bir toplantı var biliyorsunuz. Orada da söyleyeceğim. Bence bu finansal tabloların arasında nakit akış tablosu mutlaka mutlaka olmalı. Ha şunu söyleyebilirsiniz. En direkt yöntem nakit akış tablosu olmalı. Hesaplanması daha kolay. Yani iki tane dönem başı bilanço, dönem sonu bilanço bir gelir tablonuz varsa en direkt yöntemle nakit akış tablosunu çıkarmak 4 işlem değil 2 işlem toplama çıkarma. Dolayısıyla nakit akış tablosu mutlaka bu standart setinin içerisinde olmalı diye düşünüyorum. Standart evet temel ölçüm maliyet bedeli alınmalı ama bence standartın içerisinde maliyet bedeline bu kadar basılmamalı. Çünkü 2023'te dünya ekonomisi düzelirse ne olacağız? Hani her şeyin fiyatı, şimdi dünya ekonomisi kötü, bütün dünya ekonomisi kötü. Çünkü güvenilir bir fiyat yok, güvenilir hiçbir şey değil, yok ama dünya ekonomisi IFRS'lerde olduğu gibi fair value diye bas bas bağırınca ne yapacağız? Dolayısıyla maliyet bedeli evet standardın temeli olmalı ama bunu çok vurgulamamalıyız. Yani yarın öbür gün gerçeğe uygun değere de bunu evirebilecek elimizde altyapı kalmalı diye düşünüyorum. Finansal tablonun sunumunda dipnotlar, kar zarar tablosu, umarım burada bir de nakit akış tablosu olur. Ben bu dipnotların biraz daha formatlı olmasından tarafım. Çünkü biliyorsunuz vardır, yoktur, bulunmamaktadır. Bu KGK'nın da elinde bir şey. Ve bunun da yarın öbür gün KGK'nın girişimini yaptığı elektronik finansal tablo olarak bence bu uygulamaya girince direkt elektronik finansal tablo olarak sunulmasını faydalanmaya sürmek lazım. Bir de bunu kamuoyuna açmak lazım. Yani ben bir akademisyen olarak 640 tane firmanın kar durumunu analiz etmeliyim. Firma ismi önemli değil. Sektör bazlı. Merkez Bankası bunu yapıyor ama ne kadar güvenilir, o dataların ne kadar güvenilir olduğu belli. Ama bunu mesela yapabilmeliyiz. Ya da KGK bir araştırma birimi kurup, bunu yapıp kamuoyuyla paylaşmalı ama bence kuruluş felsefesine aykırı yani. Öyle bir misyonu yok KGK'nın. Ya da başka paylaşmalı. Ben akademisyen olarak zorlanıyorum. Ya da bir bakan olduğunu düşünün. Ben bakan olmak istemiyorum ama bakan olduğumu düşünün. İstiyorum mesela elime bir fon geldi 10 milyar dolar. 640 bin firmaya bugün o fonu kullandırmak istiyorum. Can suyu kredisi, gül suyu kredisi, ne kredisi derseniz deyin. Vermek istiyorum. Kime vereceğim bu krediyi? O zaman dersiniz tabii. KOSGEB'e kaydı olan, osu olan, busu olan. Bunu ben verebilmek için elimde benim şeylerim ne olması gerekiyor? Data bakmam lazım. Hangi sektörün ihtiyacı var? Hangi sektör dönemiyor? Hangi sektörde alacak hızı artmış, tahsilat problemim var? Bunları vermek için SPK firmalarında çok kolay. O kayık dediğimiz 1500 firmanın bütün datası var zaten hazinede, SPK'da, yukarıda. Onları kurtarmak çok kolay. Hemen operasyonu yapıyorlar. Parayı verdiğinizde de kredi para zaten. Krediyi verdiğiniz zaman dönmeye başlıyorlar. Ama KOBİ'yi kurtaramıyoruz. İşte bugün iflas ertelemeler. 2011'de bizim TTK mesela meslek mensubunu geliştirici bir mevzuat düzenlemedir. Herkes o şeyi TTK'ya gitti aldı. Ama 2011'de biz mesela TTK aman değişmesin, bağımsız eğitim herkes de olsun derken bize iş adamları, temsilcileri kızıyorlardı öyle değil mi? Ama bugün iflas ertelemeler ve konkordatolarda kimse ne siyasi var ortada ne bunu savunanlar var. TTK eğer değişmemiş haliyle çıksaydı konkordatolar ve iflas ertelemelerin %90'dan fazlası olmazdı. Çok net söylüyorum. Çünkü erken teşhisler vardı orada. Ama hiçbir siyasi bunun yükümlülüğünü almıyor. Hiçbir iş adamı bunu biz yaptırdık demiyor. Herkes arkalarda kayboldu. Neyse. Şimdi finansal tablolar karşılaştırma esas. Fakat bu geçiş hükümlerinde Bobby'de de çok beğeniyorum. Kümeyi uygulayan ilk yıl uyguladığında karşılaştırma mecburiyetin yok. Örneğinizde var standartındakinde değil mi? 2021'de geçtiğinizde 2021'i yaparsın. 1 Ocak 2021 açılış bilançosu yaparsın. Enflasyon muhasebesinde yapmıştık. Bütün geçmişi bir geçmiş yıl kar zarar hesabında toplarsın düzeltmeleri yapıp. Sonra dönem sonu bilançosunu ve döneme ait geri tablosunu düzenlersiniz. İlk yıl geçişinde karşılaştırma mecburiyeti yok. Bu finansal tablolarda özellikler ihtiyaca uygunluk, gerçeğe uygun sunum, anlaşılabilirlik, karşılaştırabilirlik, zamanında sunum.
Bunlar zaten bizim BOBİ'den, TFRS'den önemli bildiğimiz şeyler. Hatırlatmak istediğim şey, önemlilikle ilgili KGK bir şeyin altını çizmiş. Özellikle finansal tabloda diğer kalemleri içeren, diğer ifadesi içeren hesaplarda ya da finansal tablo kalemlerinde ana hesabın %20'sini aştığı zaman diyor ayrı olarak onu sunacaksın. Ya da aktifin %5'ine ulaşınca ayrı olarak sunacaksın diyor. Önemliliği biraz netleştirmiş orada, sunuş önemliliğini. Netleştirme yasağı var. Yine BOBİ'de de var o. TFRS'de de var. Netleştirme yasağı nedir? Bize hep gelir ya mesela, hocam kambiyo kârıyla kambiyo zararını netleştirir miyiz? Tipik soru. 30 yıldır bu soruyu cevaplıyoruz. Bana sorarsanız netleştiremezsiniz. Çünkü kambiyo kârı başka bir şey, kambiyo zararı başka bir şey. Ha bunu netleştiririz diyen varsa bence gelir tablosunun hiçbir hesabını kullanmaya gerek yok. Hepsini 690'a atın borcu alacağı. En sonunda da hiç uğraşmazsınız. Bakiyeyi de zaten raporlarsınız. Değil mi? Kolay. Evet, bakkal hesabı. Biz öyle biriyle tanıştık. Tanıştık öyle biriyle. Öyle bir mali müşavir arkadaşımız vardı. Emekli oldu Allah'tan şu anda. Altılı hesaplara, yedilere gerek yok dedi. Tabii. Şimdi aşağı yukarı bütün niteliksel özellikler aynı. Yani işletmenin sürekliliği, sürekli... Ha, şimdi bu çok tartışılan bir şey. Şirket iflas ertelemeye girmiş, kalktı şimdi ama girmiş. Hocam diyor, biz diyor TFRS yapmak istiyoruz. Şimdi standartların hepsinin başında şöyle bir şey var. Süreklilik esası ortadan kalktığında, bu iflas erteleme kanundaki maddeleri hatırlayın. İflas erteleme olabilir, icra iflas kanundaki konkordata olabilir. Bu sürekliliğin ortadan kalktığının şeyidir, beyanıdır. Bu olduğunda TFRS, BOBİ FRS, KÜMÜ FRS hazırlayamazsınız. Artık sizin bilançonuz TTK 376. 1, 2, 3 maddeleri uygulayacaksınız. Yani borca batıklık ve teknik iflas bilançoları hazırlayacaksınız. Dolayısıyla süreklilik aslında bence en önemli kavramlardan bir tanesi. Bilanço bizim BOBİ FRS'de kullandığımız bilanço formatını kullanmışlar. İhtiyaç olan kalemlerde bence mantıklı. Olağanüstü gelir, olağanüstü gider kalemi yok. Kar zarar tablosu yine bizim BOBİ FRS'de hazır olduğumuz bir tablo. BOBİ FRS ile nakit akış tablosu sunulmuyor, size söylemiştim. Diğer kapsamlı gelir de sunulmuyor ama nakit akış tablosunun sunulmasını ben şiddetle öneriyorum. Özellikle şimdi küçük dediğiniz, hani bu küçük lafı şeyi küçültüyor, ifadeyi küçültüyor ama kaç, 4 milyon altı mıydı satış? Çok küçük değil yani baktığınız zaman küçük. Hani 4 milyonluk satış yapan bence büyükten daha şanslı, öyle değil mi? Az olsun, benim olsun, kafam rahat olsun. Düşünsene 40 milyon satsanız onun kredisi, işçisi, mişçisi uyunmaz. Ama 4 milyon. Küçük küçük lafı bence çok önemli ama nakit akış tablosuna küçüklerin daha çok ihtiyacı var. Muhasebe politikalarında Emre Bey çok detaylı anlattı. Politika değişikliğinde geriye dönük uygulama mevcut. BOBİ FRS'de de var. Tahmin değişikliğinde ileriye dönük uygulama var. Yanlışlıklarda geriye doğru düzeltme var. Tabii bu bütün standartlarda böyledir. Hatırlatmakta fayda var. Bazen hakikaten uygulamadı da bununla karşılaşıyoruz. Bir şeyin değişikliğinin politika mı, tahmin mi değişikliği olduğu karışıyor. Mesela amortismanla ilgili bir yöntem değiştirin. Tahmin mi değişiklik, politika değişikliği aslında ama bütün hesaplama değiştiği için geçmişe dönük düzeltme yapmayın diyor. Onları ileriye dönük, tahmini düzeltirmiş gibi düzelt diyor. Raporlama döneminden sonraki olaylar bilanço tarihi ile finansal tablonun onaylandığı tarih. Tabii şey kafamı karıştırdı, onu bence net yazmak lazım. Küçük ve mikro ayrımını yapmamak doğru bana sorarsanız. Hani bir de onu ayırırsak ben mikro uzmanıyım, ben küçük uzmanıyım, ben büyük uzmanıyım, ben ortacıyım. Böyle bir sürü bir şeyimiz olması lazım bizim. Küçük ve mikro doğru ama şeyi ayırmak lazım. Bence bunu sermaye şirketlerinin uygulaması doğru. Yani defter tutma hatlarına göre büyük defter dediğimiz defteri tutan, birinci sınıf tacir olan, büyük defter tutan kişilerin sermayesi yok. Sermaye yok bir kere orada. Sermaye kalemi olmadığı için orada ben Maliye Bakanlığı Vergi Usulü Kanunu'ndaki finansal tabloya, biz Oğuzhan Hoca finansal tabloya demiyoruz, bir şey. Yani orada bir şeyler yazıyorlar. Hani bilanço değil o çünkü. Öyle değil mi? Onu oraya doldur, bunu buraya, su doku gibi oraya tutturuyoruz yani bir şekilde. Ama dolayısıyla bunu sermaye şirketlerinin uygulamasında fayda var. Hani bunu açıkça yazmak lazım ya da tartışmak lazım. En azından tartışma konularından birini bunu yapalım. Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri bunu yapmamalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bir başkası
Yine düzeltme gerektiren, bizim şeyler de var. Kar payını onu söyledik. Şimdi hasılatın içerisinde vade farkı ayrıştırılmaz. Ben ama en azından bunun ayrıştırılması taraftarıyım. Çünkü bugün yıllık faizler %25 düzeyinde şu anda. Ve ciddi rakamlar, yani 100 liralık satışın 25 lirası yıllık bazda faiz. Bir EBITDA falan hesaplayamazsınız. Şirketin sürdürülebilir karını hesaplayamazsınız. İnşaat sözleşmelerinde aslında Bobby Ferres'i de böyle TFRS'lerin değişmeden önceki hallerine TMS 18'leri referans alarak yapmışlar. Tamamlanma yüzdesi yöntemi ve hasılatın tanınmasına ilişkin 5 tane riskin ve elmenliğin geçirilmesi, kontrolün ele geçirilmesi, maliyetin güvenilirlik olarak ölçümü vesaire diye. Bizim amacımız bu bir eğitim değil biliyorsunuz. Bizim amacımız hani detaylı bunları anlatmak değil. Bizim amacımız bu işte farkındalık yaratıp bir de farklarını ortaya koymak. Çünkü hani süremiz de ona yetmez. Stoklar Bobby Ferres'e benziyor. Stok değer düşüklüğünün nasıl hesaplanacağında %10'luk bir birim koymuş KGK. Hani %10'u aşarsa stok değer düşüklüğü hesapla diye. Mantıklı. Ama onunla ilgili de stok değer düşüklüğünden önce stok değerleme yöntemleri de tutarlı. LIFO yasaklanmış yine. FIFO ve ortalama yöntemler dikkate alınmış. Vade farkı stokta da ayrıştırmak zorunda değilsiniz bu arada. Borçlanma maliyetleri kâr zararı yansıtılıyor. Doğru. Bütün borçlanma maliyetleri. İşte tarımsal faaliyetler, bu çok özellikli bir konu. Onu şimdi girişmeyeceğim. Özellikle ticari alacaklar ve borçların. Yani biz kümü deyince küçüklerde en çok finansal araç alacak ve borçlardır. Yani ben mikro işletmenin, küçük işletmenin fon portföyü yönettiğini falan çok görmedim. Hani vardır ya bizim vergi kuskan değerleme hükümleri. Fon portföyünün %51'inden fazlasının ATP bilmem ne de olduğu diye başlar. O %1'lik bir kesimi ilgilendiren kısım kocaman yazılmıştır. Bence en önemli finansal araç kalemi ticari borçlar, ticari alacaklar. Bunda da reskont ilk ölçümde maliyet, yani itibari değer öngörmüş. Doğru, zaten TFRS'i de yapsanız ilk ölçümde itibari değerdir. Fair value'si odur ama sonraki ölçümlerde reskont öngörmüş. O reskontun ben tartışılması gerektiğini düşünüyorum. En azından Bobby'ye biraz yaklaştırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Maddi duran varlıklara girmeyeceğim. Oğuzhan Hoca oradan devam edecek ama görüş istenen 4-5 kısımda ben şöyle bir görüşlerimi vermiş olayım. Bunun amacı o çünkü. Yani hep beraber tartışalım. Sizler de lütfen bu konuda kafa yorun. İSMO'ya da olabilir, KGK'ya da olabilir. Bunları belirtin. Çünkü ne kadar çok görüş alınırsa o kadar iyi. Bir kere ben bileşik faizden yanayım. Hani bazısı diyebilir ben faizden hiç yana değilim ama dünyanın gerçeği basit faiz değil de biraz bileşik faizi anlamak lazım. Yani bir mali müşavirin Excel'i kullanması lazım basit fonksiyonlarını. İki, gelin kümiden kıst lafını kaldıralım. Kıst, gün esaslı kıst amortisman ayrılır deniyor ya. Çünkü kıst amortisman diye Google'a yazdığınız zaman vergisi kanundaki hüküm çıkıyor. Ay kestiri tam kabul edilmek üzere diye başlıyor. Ve ayrılmayan amortisman sonraki döneme eklenir diye devam ediyor. Efendim? Kısmi amortisman veya gün esaslı amortisman demek daha doğal ama kıst lafını kaldıralım diye önerim bu benim. Çünkü çok yanıltıcı olabilir. Bobby Ferres'te biz bunu gördük. TFRS'de bile gördük. Kıst yapıyoruz diye VUK'taki kıst amortisman hükümlerini uygulayanlar gördük. Kötü uygulamalar çok gördük hakikaten. Onun için bu lafı değiştirelim. Nakit akış tablosunu söylemiştim. Nakit akış tablosu bu finansal tablo setinde mutlaka olmalı. Tek düzen hesap planının ekindeki nakit akış tablosuyla alakası yok. Bilmeyenler için söylüyorum. Bildiğiniz işletmenin 3 tane işletme faaliyeti, yatırım faaliyetleri, finansman faaliyetlerinin ayrıldığı nakit akış tablosu. Ve açıkça da söyleyeyim, doğrudan yöntem değil de direkt endirekt yöntem, daha kolay yöntemle. Geri kazanılabilir değerin hesaplanmasında ben çok isabetli davranmışsınız. Çünkü TFRS yapan bile geri kazanılabilir değerde kullanım değerini ölçmekte zorlanıyor. Çünkü kullanım değeri bir proje finansmanı gerektiriyor. Elinizdeki duran varlığın yaşam boyunca yaratacağı nakitleri, çıkacağı nakitleri projelendirip bugünkü değerine iskonto olacaksınız. Onda da bir kısıt var biliyorsunuz. Hani yapılması imkansızsa veya zorsa diye devam ediyor. Dolayısıyla ben isabetli olduğunu düşünüyorum. Geri kazanılabilir değerin satış maliyeti düşünmüş gerçi uygun değer olmasına. ARGE ile ilgili bir önerim var. Onu güzel saptamışsınız. Taslaktaki hükmü bence değişmesi gerekiyor şahsi fikrim. Maliyenin hükmü de değil de geliştirme maliyetleri belli şartlardaki o şartları biraz yazarak
aktifleştirilsin. Çünkü şu an elimizde o kadar çok startup dediğimiz teknoloji firması var ki sırf geliştirme maliyeti yapıyor. Size bir sektörden örnek vereyim. Devlet de desteklediği için bu sektörü. Oyun yazan çocuklar var. Şirket kurmuşlar. Bir oyunun yazımı 2-2,5 sene sürüyor. Harcanan para yatırım alarak 2-2,5 milyon TL. Dolayısıyla bunları şimdi bu çocuklara izah edemiyoruz. Bankayla da çalışıyorlar. Her sene zararı izah edemiyoruz biz şeye, bankaya. Ya bunlar oyun yazıyor. Bu oyun bir satsa belki de Amazon'un yarısı kadar değeri olacak falan. Belki de hiç olmayacak ama dolayısıyla en azından bunların geliştirme maliyetlerini aktifleştirmesi, araştırma maliyetleri için maliyenin yöntemi olabilir. Hani onların eğer ürün ortaya çıkarsa aktifleştirilmesi kısmında biraz daha tartışmak gerektiğini düşünüyorum ama mevcut halini değiştirmeye, gider yazmaya ben kendi adıma biraz karşıyım. Küçük ve mikro ayrımını da şu an için yapmayalım derim ben. Hani çok kafa karıştırır. Çünkü bir mali müşavir, bunları mali müşavirler yapacak. Ve bir mali müşavirin o kadar çok angaresi var ki şu anda. Beyannameleri var, vesairesi var ve parayı gören her şeyi mali müşavire soruyor. Dolayısıyla bence küçük ve mikroyu çok ayırmamakta da fayda var diyorum. Sözü Oğuzhan Hoca'ya bırakıyorum. Şimdi moderatör koltuğuna oturuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında benim anlatacağım bölümlerle ilgili detaylı Emre Bey çok güzel bilgi verdi. O yüzden ben önemli gördüğüm yerlerde bir de bir takım görüşlerim var. Onları söyleyeceğim. Çok da fazla vaktinizi almayacağım. Şimdi maddi duran varlıklarda. Bir kere şunu söyleyeyim, maliyet esaslı bir yaklaşım var. Evet, kümü TFRS'de ama baktığınızda bence hibrit bir yaklaşım. Çünkü ilk muhasebeleştirmede genellikle ilk kayda almada maliyet bedeli esası var. Dönem sonunda birçok varlıkta gerçi uygun değerle ölçüm yapılabileceği söyleniyor. Bunlardan biri de maddi duran varlıklar. İlk muhasebeleştirmede evet, maliyet bedeliyle ölçüm var. Tam sette, BOBİ'de ve kümüde bu aynı. Vade farkı konusu daha önce konuşuldu. Tam sette vade farkını ayrıştırıyoruz. BOBİ FRS'de bir yıldan uzun vadeli alım varsa vade farkı ayrıştırılıyor. KÜMÜ FRS'de ise vade farkı kesinlikle ayrıştırılmıyor. Dönem sonunda ölçümde ise her 3 sette de aynı durum söz konusu. Ya maliyet modeli ya da yeniden değerleme modeli uygulanabiliyor. Yeniden değerleme modeli uygulandığında maddi duran varlık gerçeğe uygun değeri üzerinden yani bir nevi o anki piyasa değeri üzerinden bilançoya yansılıyor. Burada şunu söylemek lazım. Tam set TFRS diyor ki TMS 16 maddi duran varlıklar standardı. Eğer maddi duran varlıklar için yeniden değerleme modeli benimsenmişse gerçeğe uygun değerin mutlaka bağımsız değerleme uzmanı tarafından belirlenmesi gerekiyor. KÜMÜ TFRS'de böyle bir zorunluluk yok. Yanlış mı Emir Bey? Olursa iyi olur. Dipnotta kimin bu değerlemeyi yaptığı açıklanmalı. Son 16'da da yani o bilgiye sahip, o değerlemeyi yapacak bilgiye sahip. İlla bir sertifika falan aramıyor aslında orada da. Ama o bir referans. Bağımsız değerleme uzmanı da referans. Öyle bırakılmış veriliyor. Ama uygulamada dediğiniz gibi sertifikası olmuş, yetkilendirilmiş biri aranıyor. Bence KÜMÜ FRS'de buna benzer bir atıfta bulunulması lazım. Çünkü şirketler kendi kendilerine maddi duran varlıklarının gerçeğe uygun değerini belirlerlerse neye göre belirleyecekler, bunun usulü nedir? Burada bir takım finansal tablo manipülasyonları olabilir diye düşünüyorum. Madde olmayan duran varlıklarda tam sette maliyet modeli yeniden değerleme modeli dönem sonu ölçümde kullanılabiliyor. BOBİ FRS, KÜMÜ FRS'de yalnızca maliyet modeline izin veriliyor. Bu gayet mantıklı bir yaklaşım KÜMÜ FRS için. Çünkü madde olmayan duran varlıklar piyasada alınır satılır değerler olmadıkları için bunların gerçeğe uygun değerlerini tespit etmek oldukça zor. Dolayısıyla KÜMÜ FRS'de maliyet modeliyle yetinilmesi mantıklı. Araştırma geliştirme giderleri çok konuşuldu. Volkan Hocam da bahsetti. Ben hocamla aynı fikirdeyim.
araştırma giderinin kar zararda muhasebeleştirilmesi ama geliştirme giderleri konusunda tam set TFRS'deki yaklaşımın benimsenmesi lazım. Bir kere geliştirme giderlerini kar zararda muhasebeleştirirsek bu varlık tanımına aykırı hareket etmemize neden olabilir. Çünkü varlık gelecekte işletmenin ekonomik faydalarında artış yaratacak değerler demektir. Yani başarılı olunan bir örneğin yazılım projesinde oluşan harcama daha sonra bu yazılım projesi satılarak işletmeye gelecekte bir ekonomik fayda sağlayacak. Dolayısıyla başarılı olunduğu durumda bu yapılan harcamanın varlık tanımına girer ve madde olmayan duran varlık olarak aktifleştirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani burada herhalde biraz basitleştirici bir uygulama esas alınmış. Ama şu da var, araştırma safhası nerede bitiyor, geliştirme safhası nerede başlıyor? Bunu biz tam sette de bu problemi yaşıyoruz. Kümü FRS'de dolayısıyla bu sınırın iyi çizilmesi lazım. Yani nerede araştırma biter, geliştirme safhası nerede başlar diye. Biraz daha kural bazlı yaklaşımların tercih edilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Buyurun. Evet. Yani onun birazcık biz komisyonda da o konuşulmuştu. Yani onun takdir edilmesi o işte teknik olarak tamamlanması, işte kullanma satma niyetinin bulunması, işte geliştirme safhasının tamamlayıcı yeterli mali kaynağının olması gibi 6 tane unsur var. Hani acaba o değerlendirmeyi yapmak zor mu olur bu işletmeler için bir tereddüt yaşadık. Ama dediğiniz gibi yani o konuda çok çok haklısınız. Yani hani o bir varlık doğarsa sonunda ne olacak? Zaten hani madde olmayan, işletme içinde yaratılan madde olmayan duran varlığın hani bir nebze de şeyi o yani amacı o. Tabii. Yani o gidere katlanmanın mantığı o zaten. Hani orada bir tereddüt yaşadığımız için taslak aşamasında bu şekilde yazdık. Ama o konuda haklısınız yani. Peki. Şimdi borçlanma maliyetleri konusu çok açık. Kümü FRS'de tüm borçlanma maliyetleri giderdir. Burada tam STFRS'de bir özellikli varlık kavramı var biliyorsunuz. Üretimi, inşası, uzun süreyi gerektiren varlıklar için yapılan borçlanmalarda ortaya çıkan maliyetler varlık kullanımı hazır hale gelinceye kadar aktifleştiriliyor. Bu Bobi FRS'de bu yaklaşım, tam STFRS'deki yaklaşım benimsendi ama Bobi FRS'de özellikli varlık diye bir şeyden bahsedilmiyor. Onun yerine bir yıldan uzun süreli olarak kullanıma hazır hale getirilecek varlıklar ifadesi geldi. Bunlar kafa karıştırıcı şeyler. Borçlanma maliyetlerinin ben de dönem gideri olarak muhasebeleştirilmesi taraftarıyım. Yani kümü FRS'deki bu basitleştirici anlayışın doğru olduğunu düşünüyorum. Vade farkları ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Borçlanma maliyetleri derken biliyorsunuz bu sadece finansman giderlerinden oluşmuyor. Vade farkı var içinde. Yabancı paralı borçlanmalardaki kur farkı var. Vade farkları ile ilgili şunu söylemek gerekiyor. Şimdi hasılatta, stokta vade farkını ayrıştıracak mıyız diye tartışılıyor. Hasılattan, stoktan vade farkını ayrıştırırsak bu sefer alacakların ve borçların da değerleme hükmünü değiştirmek lazım. Yani hasılat ve stokta vade farkını bırakırsak alacak ve borcu itibari değerle, nominal değerle değerleyemeyiz. Orada da itfa edilmiş maliyete getirmek gerekiyor. Yani aslında tam set TFRS'deki yaklaşımı benimsemek lazım. Bir de Volkan Hocam söyledi. Türkiye'de yıllık %20, %25 oranında faizler şu anda dolaşıyor. Almanya'da biliyorsunuz negatife düştü faizler. Yani Avrupa'da vade farkları çok ufak tefek tutarlar olabilir. Bunların ayrıştırılmaması gerçi uygun sunumu engellemeyebilir. Ama Türkiye'de 90 gün, 120 gün bilmem ne kadar deri sektöründe neredeyse bir yıla yakın vadeler var ve vade farkları çok önemli. Bence bizim gerçeğimizle uyuşmuyor. O yüzden vade farklarının ben hem hasılattan hem stoklardan ayrıştırılması ve alacak ve borçların da itfa edilmiş maliyetiyle değerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada basit faiz falan, Volkan Hoca çok güzel söylüyor, çok saçmalık olur basit faiz. İtfa edilmiş maliyet bedeli zaten hesaplanırken bileşik usuldeki etkin faiz oranı yönteminin kullanılması gerekiyor. Bu konuda standartta bir çelişki olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi varlıklarda değer düşüklüğü konusu konuşuldu. Kümü TFRS'de, kümü FRS'de bu
Geri kazanılabilir tutar sadece satış maliyeti düşünmüş, gerçi uygun değere indirgendi. Ama burada da bence bir sorun var. Tamam, kullanım değeri, şirketler tarafından kullanım değerinin hesaplanması zor. O yüzden geri kazanılabilir değerin satış maliyeti düşürmüş gerçi uygun değere indirgenmesi mantıklı, anlaşılabilir bir durum. Fakat burada da gerçi uygun değeri kim belirleyecek yine? Böyle bir mesele var. Yani bir şirket kendi kafasına göre makinesinin, binasının gerçi uygun değerini tespit ederse o zaman o finansal tablo biraz manipülasyona açık olur açıkçası. Dolayısıyla burada bence KÜMÜFRS'ye bir bölüm, en azından birkaç madde eklenip gerçi uygun değerin mutlaka ekspertizler tarafından, yani bağımsız değerleme uzmanları tarafından tespit edilmesi gerektiği eklenmeli diye düşünüyorum. Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar konusu TAMSET'te, BOBİ'de, KÜMÜ'de aynı. Karşılık biliyorsunuz. Gerçekleşmesi muhtemel zararların gerçekleşmeleri beklenmeden hemen finansal tablolarda bunlarla ilgili bir giderleştirme, gelir tablosunda bir giderleştirme, bilançonun pasifinde de bir yükümlülük hesaplanmasını gerektiriyor. Bu bizim vergi mevzuatında yok. O yüzden bunun anlaşılması biraz güç olacaktır mutlaka. Hatta bazı durumlarda karşılık ayrılması gerekirken şirketlerin buna yanaşmayacağını da ben tahmin ediyorum. Çünkü ayrılan karşılıklar kar zararı azaltacaktır. Yabancı para çevrim işlemleriyle ilgili konularda yine TAMSET, BOBİ ve KÜMÜFRS'de aynı. Bir takım terminoloji farklılıkları var ama neticede bu üç setinde yabancı paralı işlemlerde geldiği nokta aynı. Şimdi işletme birleşmeleri konusu var. Evet tamam, KÜMÜFRS'de konsolide finansal tabloların hazırlanması zorunlu değil. Biliyorsunuz konsolide finansal tablolar faaliyetlerine devam eden bir ana ortaklık ve bağlı ortaklığın finansal tablolarının sanki bunlar tek bir işletmeymiş gibi birleştirilmesi gerektiğini öngörüyor. Bence bu özün önceliği kavramının bir gereğidir. Yani bir ana ortaklık, bağlı ortaklığı kontrol ettiği zaman bunlar tek bir yerden yönetildikleri için finansal tablolarında sanki bunlar tek bir şirketmiş gibi sunulması gerekiyor. Şimdi biraz muafiyet, konsolidasyondan muafiyet getirilmiş KÜMÜFRS'de basitleştirme, yalınlaştırma olsun diye ama bu durum özün önceliği kavramına aykırı diye düşünüyorum. Yani en azından bir sınır koyularak yine konsolide finansal tablo düzenlenmesi zorunlu hale getirilmeli. Yani bunun çünkü zor işlemdi bu, aman KÜMÜFRS uygulayan şirketler bunu yapamazlar falan diye düşünürsek biraz kolaycılığa kaçmış oluruz. Muhasebenin en temel kavramlarından birine de aykırı hareket etmiş oluruz. KÜMÜFRS'de ertelenmiş vergi konusu yok. Bu en fazla bizi rahatlattı, hocaları rahatlattı. Çünkü gerçekten ertelenmiş vergiyi anlaması da zor, anlatması da zor. Bizim muhasebe kültürümüze uygun bir şey değil ertelenmiş vergi yaklaşımı. KÜMÜFRS'de olmaması bu anlamda sevindirici. Nasıl usta? Bizde vergi yok hocam. Bizde vergi yok. Doğru. O zaman ertelenmiş vergi varlığı olur ama tam tersi. Evet, dipnotları Emre Bey söyledi. Geçişten de bahsetti. Geçişte bir takım muafiyetler var. Sadece geçiş tarihi itibariyle bilanço, açılış bilançosu ve o döneme ait gelir tablosunun düzenlenmesi yeterli olacak. Eğer varlıklar ve borçların KÜMÜFRS'ye göre ölçümünde tek düzen muhasebe sistemiyle arada bir takım farklılıklar varsa bu farklılıklar diğer standart setlerinde olduğu gibi geçmiş yıl karlarıyla ilişkilendirilecekler. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de Oğuzhan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Emre Bey'e bir kere daha teşekkür ediyorum. Bence amaç hasıl oldu. Yani Kamu Gözetim Kurumu ve bu işi hazırlayan ekipteki uzman arkadaşımız, üstadımız sunumunu yaptı. Ondan sonra bizler fikirlerimizi söyledik. Şimdi bu fikirlere başka fikirler vermek isteyen olabilir. Katkısı veya sorusu olan meslektaşımız varsa el kaldırarak
onlara soru sormalarına imkan tanıyabiliriz. Var mıdır efendim? Buyurun. Kolay gelsin Ziya Hanım Başar, hoş geldiniz. Sizin aslında sahneye söylediklerinize ek olarak benim de katmak istediğim bir husus var. Bu raporlama standartlarının yanı sıra bunların dijital olarak ortaya konulması noktasında bence KGK değil ama gene bir üst kuruluş, belki top olarak bu verilerin aynı zamanda sadece mikro bobi bazında değil, bütün işletmeler bazında aynı formatta olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da gene elektronik finansal raporlama başlığı altında KGK'nın destek verebileceğini düşünüyorum. Çünkü sizler gibi bizler de zaman zaman piyasayı koklamaya çalışırken, sektörleri anlamaya çalışırken, finansal tabloların en azından istatistiklerini sektörleri anlamaya çalışırken çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Sizin söylediğinize ek olarak dediğim gibi sadece köyler için değil, hepsinin üzerinde hepsi için daha fazla veri sağlanması açısından KGK'nın da katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Onu ifade etmek istedim. Teşekkür ederim. Zaten bildiğim kadarıyla var. Projesi var değil mi? Elektronik finansal raporlama. Hem elektronik finansal raporlama projemiz var. Hem de o dediğimize paralel. Mesela biz burada şimdi finansal tablo formatları yayınlıyoruz. Mesela işte bu Kümü FRS'de de var. İşte Tamset'te de var. Yani en azından biz hani şunu görüyoruz. Hani bu bağımsız denetime tabi olan işletmeler açısından diyorum. İşte SBG'den girip kontrol ediyoruz. Hani bizim diyelim çalışma yapıyoruz. Yani bir firmanın finansal durum tablosunda yer alan kalemlerle mesela diğerleri hani onları bile karşılaştıramıyoruz. Aynı şeyi biz de KAP'ta yaşıyoruz. Aynı şekilde, aynen. Hani bu açıdan hani en temel olarak elektronik finansal raporlama projesi. Bir de bu bizim yayınladığımız finansal tablo formatları bu dediğiniz bilgi sağlama konusunda faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Dile getirdiğiniz konuda çok haklısınız. Hani temel bir şeydi. Hani ölçemediğin bir şeyi yönetemezsin yani. Hani biz de yani bunu hani bu finansal tablo hazırlanıyor. Bunlar bağımsız denetimden geçiyor. Bu sağlanan bilginin bir harmanlanması, istatistiki olarak ele alınması gerekiyor. Yani hani bunların sadece biz hani zorunluluk diye yaptık diye değil, hani bunların karar alma mekanizmalarında hani devreye sokulması gerekiyor. Yani sonuçta bunların bir faydalı bir finansal bilgi oluşturması gerekiyor. Teşekkür ederim. Başka var mı efendim katkı veya soru sormak isteyen arkadaşlar? Buyurun üstad. Bu yaklaşımı Maliye Bakanlığı'nın yaklaşımı nasıl? Bir şey var mı arada, bir ilişki var mı? Yani nasıl bir ortam var şu anda? Yani hani o konuda benim açıkçası çok bir bilgi sahibi değilim. Yani şunu söyleyebilirim. Bu benim kendi izlenimim, şahsi fikrim. Yani kurum olarak da bir görüş falan değil. Yani hani biz ilk aşamada kendimize düşen şeyi yapalım. Bunu yayınlayalım. Kümü FRS'i oluşturalım. Hani yarın bir gün hani bize şey dendiği zaman tamam hani yani amiyane tabirle konuşuyorsunuz ama hani ortada bir şey yok demesinlerdi. Bizim şeyimiz hazır. Hani bu belki bu 640 bin işletme için hemen bir anda hocamın dediği gibi uygulanmaz. Ama ne bileyim hani COSGAP ne bileyim kredi verirken belki Kümü FRS uygulanmalı. İşte bu kredi limitlerinin düşürülmesinden yola çıkarak bunu söylüyorum ben de. Hani bu şekilde ilk etapta uygulama alanı bulabilir diye düşünüyorum şahsi fikrim. Ha maliyenin bakış açısı yani maliyenin nasıl bir reaksiyon göstereceği hani o konuda açıkçası çok şu an ben bir şey söyleyemem yani. Yani keşke aslında bir irtibatla bunlar ortaya konabilse. Çünkü ha. 30 Haziran'da bir darbe gibi oldu biliyorsunuz. Tamam. Aslında üstad bu bu proje ve tek düzen hesap planı projesi maliyenin ortak tebliğiyle çıkaracağı, bir nolu ortak tebliğiyle çıkaracağı projeydi. Şu an hani başka öncelikler var belki kurumlarda ama benim hani şahsi duyumlarımdan bakanlık bunu destekliyordu bir ara, şu an son durumunu bilmiyorum. Artık defterlerin, ticari defterlerin VUK değerleme hükümleriyle göre değil de kümü ise kümü standartlarına göre, bobi ise bobi standartlarına göre, TFRS ise TFRS standartlarına göre basılması, öyle söyleyeyim. Ondan sonra ticari kardan mali kara geçişte beyanname üzerinden, formlar üzerinden düzeltilmesi gibi bir megola iddia bence var. Ama bunun içinde tabii her kurumun KGK koşuyor, maliye yürümesi olmaz. Her kurumun koşması gerekiyor. Bir taraftan da TÜRMOB'un da meslek mensuplarının da
buna hazır olması gerekiyor. Ya o geçiş maliyeti o zaten. O geçiş maliyetini öngöremiyorlar. Ben size söyleyeyim, TFRS 9 değişti biliyorsunuz. Tüm dünyada geçiş maliyeti 25 trilyon dolar. Bankalı özellikle. Yani çok büyük paralar bunlar. Bizde hani o kadar paramız yok zaten. Ama yine de geçiş maliyeti çok yüksek. Bence KDV'ye bir gecede geçen bir ülkeyiz biz. Bence geçeriz diye düşünüyorum. Yani bir de şöyle bir şey var. Biz bu çalışmaları yaparken hani maliyeyle, mesela komisyonda maliyeden temsilci var. Hani bir konu olduğu zaman, tartışmalı bir konu olduğu zaman hani bizim maliyeye gidip orada hani sorduğumuz, görüş beyan ettiğimiz, görüşle talep ettiğimiz hususlar da var. Hani biz sadece kurum içinde hazırladığımız bir şey değil bu. Maliyenin bu işte hesap planı taslağından da o komisyonda yer aldılar. Gidilip anlatıldı, görüşüldü, edildi. Bu kümü FRS hazırlanırken de keza aynı şekilde oldu. Ha işte o uygulaması konusunda oradaki hani reaksiyon ne olur? O konuda dediğim gibi. Biraz evet. Başka bir ülkenin öncelikleriyle de biraz alakalı. Başka sorusu olan meslektaşımız var mı efendim? Buyurun. Ayhan dedi. Bu maddi durumlarda da kümün kalıntı değer hesaplaması öngörüyor mu? Öngörüyor. Aynı şekilde. Ama kalıntı yapılamıyorsa şey değil. Aynen. Tam set. Ya şöyle olur. Tam sette de öyle. Biz hani görüyoruz şimdi raporlarda. Kalıntı değer hesaplaması hesaplayabilir diyor. Hesaplamak zorunda değil aslında. O yüzden hani yoktur diyor kalıntı değeri. Yani hep öyle denip geçiyor. Var da yok yani. Bunu hesaplayabilen de yoktu. Hükümü de hiç olmayacak. Ama onunla ilgili mesela TFRS'ler özellikle kayık denetimlerinde KGK incelemelerde şey yapıyor. Özellikle taşıtların yeniden kalıntı değerlerinin hesaplanması yani konusunda. Hani şimdi, var o çünkü internette var yani. Yani şöyle bir şey oluyor. Yani sıfır araç alıyor. Faydalı ömründen işletme kendi takdir ediyor. Ha, onu da maliyenin belirlediği faydalı ömür süresi 5 yıl diyor. Kalıntı değeri de yoktur diyor. Ama yani o aldığı sıfır aracın belki 5 yıl sonra aldığından pahalı sattığı da olabiliyor yani. Yani kesinlikle olacak. Kümüler bunu nasıl hesaplayacak? Zaten hani faydalı ömür dediğiniz gibi hesaplanmıyor. Ki. Yani hesaplamayacak siz. Yani bir de bunların denetimi nasıl olacak? Yani şu anda bile ya işte o, bu çevrimleri yapamıyor şirketler. Denetim firmaları yapmak zorunda kalıyor. Biz yapıyoruz yani. Bunu muhasebeci anlayacak. Bir de çevirecek. Bunu da bankaya verecek. Yani bunu yapacak kümü bir tanımlanması lazım bu ya. Kim bunlar? Yani bunu yapamayacaklar bence. Ya bu çok güzel ama üstadın dediği gibi Maliye Bakanlığı bunu kendi anlayışını değiştirerek zorunlu hale getirmezse bunu kimse kendi gönlüyle yapmaz. Belki bankalara zorlarsa. Dün bir kamu bankası bir kredi vermeye çalışıyor benim bir müşterime. Hiçbir şey anlamıyor. Yani firmanın gerçekten gerçeği gün diye hesaplıyorum ben. 11 trilyon lira. Ama şeyde bilançoda 2 trilyon borca batık. Ama artı 11 trilyondu. Ama oradaki bankacı bunu anlamıyor. Çünkü VUK'a göre yapılmış. Mali tabloya bakıp oradan kredi verip vermeyeceğine karar vermeye çalışıyor. İşte bu düzenlemenin aslında ön plana çıkacağı şey de o. Yani orada hani gerçek durumu ortaya koyarsa hani o dediğimiz faydalı finansal bilgiyi aslında sağlarsa yani o yani patrona, işletme sahibine yani bu bir zorunluluk, sadece bir zorunluluk değil. Bak böyle bir yanı var diye biz anlatabilirsek, sizler anlatabilirseniz yani kolay değil biliyorum yani. Onun da farkındayız. Kurum olarak da farkındayız. Anlatılabilirse orada aslında hani bir denetim mekanizmasından ziyade fayda elde edildiği zaman hani çok daha kullanılabilir hale gelir diye düşünüyorum. Hani burada hani tamam bu kümü FRS'ler bağımsız denetime tabi değil ama sonuçta hani, hani kümü FRS finansal tablo hazırlayacaklar da hani Bobby FRS'ye göre de hazırlanıyor. Yani o tarafta denetleniyor aslında. Hani orada bir tecrübe oluşursa hani buraya da bir olumlu yansıması, bir dışsallığı olacaktır diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle. Peki. Teşekkür ederim. Buyurun. Merhabalar hocam. Emre Hoca'ya sormak istiyorum da. Birincisi bu kadar karışık olmak zorunda mı? İkincisi KGK bu sistemi ne zaman tamamlayacak? Çünkü sürekli kendini yeniliyor. Biz bir yerden başlasak diyoruz, daha sonu gelmedi diyoruz. Bunu size yöneltmek istiyorum. Ne zaman tamamlayacak? Maliye Bakanlığı ara ara yapıyor ama son zamanlarda bir değişiklik. Ama Kamu Gözetimi Kurumu yeni olmaz. Yeni de değil esasında. 5-6 yıldır süreç devam ediyor ama bitmedi.
limitleri bir, mesela bankalar 100 milyona kadar çekti ama KGK daha farklı bakıyor. Bu ne zaman sonlanacak? Bir de Volkan hocamıza bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi tarımsal faaliyette bulunan bir işletmenin örneğin 10 bin tane fide aldığını farz edin. Bu fideleri ekip diktiğinde mi amortisman ayrılacak? Yoksa bunların bir dikildikten sonra meyve verme süresi var o dönemde mi? Yoksa meyve verdiğinde mi amortisman ayırmak gerekiyor? Şimdi fideyi siz satmak için, ilk önce satmak için mi alıyorsunuz? Yok yani bu canlı varlıkta da hayvanlar... Hayır hayır, ben diktiğime göre satmak için almam. Yani dikiyorum, yok. Meyvasını satıyorum. Hayır canım, satmak için alınan da dikiyorsunuz, onu daha sonra öyle... Yok yok, değil değil. Tamam. Fido. Siz meyvesine yararlanmak için. Evet, mesela bir cevizi örneğin, ekip diktikten itibaren 8 yılda meyve verir ama 8 yılda amortisman ayıracaksam cevap buysa o sene vermediğini farz edin ama süre 8 yıl. Bir sene sonra verdiğinde mi ayıracağım mesela? Bunun gibi. Yani. Vuk gibi değil ama buna göre. Yok, vukta değil, farklı. Şeyde tarımsal faaliyetlerde o şey yapana kadar, ağaç meyve verene kadar zaten maliyet yapıyorsunuz ona. Doğru mu? Fiden büyüyene kadar. Maliyet yapıyorsunuz. Maliyeti dikiyorsunuz, algı alış değeri var, sonra suluyorsunuz. Maddi duran varlık o. O kadar enteresan şey var ki ben hani gerçek anlamda çalıştım canlı varlıktan, hayvan kısmında çalıştım özellikle tavuk çiftlik için. Yani bir amaç ne? İkincisi bunun bir de maddi duran varlık olan kısmı da var. Hani fidelerin mesela canlı varlık için olmaz da tarımsal faaliyetlerde ekonomik ömür sizin için ne ifade ediyorsa cevizden evet ekonomik ömür ne ifade ediyorsa cevizden 8 sene alacaksanız 8 sene ayıracaksınız. Hocam o zaman değiştirelim. Bu biraz ben çok bundan yanıt alamam. Bunu bence çıkışta konuşalım. Özel soru oluyor. Peki bir de futbolcular için düşündüğümüzde sonuçta bu genel bir sorun. Yani evet. Futbolcular da alıp bizim için neye mantıklı? Ama o maddi olmayan var. Futbolcular farklı. Onu çalıştık. Ama, çok detay. Amortismana ayırıyor. Hayır. Hak. O UEFA'da ceza yersiniz bunu kontrat konuştuğunuz için. Bunu ya yani futbolcu köle değildir diye bir karar var çünkü. Maddi olmayan varlıktır ve onun lisans hakkını satın alabilirsiniz siz. O da haktır. Sözleşme süresi boyunca da amortismana tabi. Evet. Dört büyük kulüp halka açık zaten. Çok net onların şey, finansal tabloları da düzgün en azından. Hani batakta hepsi ama gibi de düzgünler. Soru üreterek birbirimizi de eğitip geliştirmek zorundayız diye. Bu benim çok istediğim soru. Olur, bize gelebilirsin mesela akşamları şey konuşabiliriz. Peki, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Emre Bey soru var, çok özür dilerim. Ha. Orada bir şeyi ektim. O bahsettiğiniz fide hani taşıyıcı bitki tanımına girer. O da maddi duran varlık olarak hani TMS 41'de o şekilde ele alınmış. Diğeri de hani KGK şöyle hani biz konuşmamızda da hani baştan beri konuştuk. Hani TMS tam setleri yayınlıyoruz. Bobby FRS'yi yayınladık. O musugut ilave hususlar uygulanıyordu. O da gerçi uygun sunumu sağlamıyordu. Şimdi bu kümeyi yaptık. Hani aslında temel olarak bizim finansal raporlama çerçevemiz tam oldu. Belki hani bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar için belki olabilir. Onu bilemiyorum da ilerleyen dönemde. Faizsiz de bitti. Ha, faizsiz finans standartları da yayınlandık. Denetim standartları da yayınlandı. Hani burada hani şöyle hani bitme diye bir şey yok aslında. Şöyle bir şey var hani standartlar güncelleniyor. İhtiyaç değişiyor. Ona binaen standartlar güncelleniyor. İşte gelişen ekonomik şeyleri yakalamamız lazım. Hani o anlamda bitme diye bir şey olmayacak gibi. Ama ayak uydurma olacak. Hani ayak uydurma olacak, güncelleme olacak. Ama şöyle bir şey var. Yani belki hani bu musuguttan tam sete geçme gibi keskin bir değişiklikler bu süreçten sonra olmayacaktır diye düşünüyorum. Hani ne olur? Yine hani temel sahip bellidir. Çıkış şeyi bellidir. Mantığı bellidir. Onda işte ufak tefek güncellemeler söz konusu olabilir. Peki. Çok teşekkür ederiz. İstanbul Mali Müşavir Odası'na bu organizasyonu yaptığı için her zamanki gibi çok teşekkür ediyoruz. Kamu Gözetim Kurulu'ndan gelen değerli uzman arkadaşımız Emre Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem değerli fikirlerini hem görüşlerini paylaştılar. Hem de bizlerden, sizlerden çıkan fikirleri aldılar. Oğuzhan Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için de siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Bir başka toplantıda görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim.